Merhaba arkadaşlar. Ses yokmuş. Şimdi ben de fark ettim. Hepiniz hoş geldiniz. Geçen derste yapmış olduğumuz örnekli şey sunum ve daha önceki derste yapmış olduğumuz sunumları siteye yükledim. Örneği de yükledim. Şimdi burada indirebilirsiniz. fpj.gnt.rd'den. Aynı zamanda bugün tekrar nasıl yapılacağımızı bakacağız. Böylece hepimize yardımcı olacağım. Beraber devam edelim. Öncelikle ne demiştik? Kitlerimize beraber gelen mesela D0 ile beraber gelen CD'nin içinde ya da internet üzerinde CD'nin içinde Demonstrations diye bir klasör var. Benzer şekilde diğer kitlerde de bunlar var. Birkaç tane daha açalım. Örneğin D1 kitinin içeriği bu şekilde. Burada da yine D1 Demonstrations diye geçiyor. Bir başka bir tane daha örnek açalım. D270. Mesela D270 için yine benzer şekilde bir klasörümüz var. Bunların hepsinin içinde D1'in Demonstrations'a girdiğimiz zaman D1 Tab diye bir proje göreceksiniz. Yine D270'in içine girdiğimiz zaman D2 Tab diye bir proje klasörü. Yine D0'ın projelerinin içinde D0 Tab diye bir tane proje klasörü var. Bu proje klasörleri içinde bütün pinlerin tanımları yapılmış. Sadece içi boş bir proje. Bizim istediğimiz tasarımda. Böylece bizim işte planlardan teker teker portları tanımlamamız gerek kalmayacak. İşte o gerek başlangıç kodunu bize hazır olarak veriyor. Böyle bir kolaylık sağlıyor bize. Bunun yanında D1 için bir örnek bir şey göstereyim. Pardon, D0 Nano için. D0 Nano'da da benzer şekilde Demonstration klasörün içerisinde bu sefer biraz adı değişik. D0 Nano Golden Tab diye geçiyor. Bu yine bütün portların olduğu. Ama D0 Nano ve D0 D115, D215 ile beraber bir başka araç daha var. Yine bu CD'lerin içinde Tools'un altında System Builder diye bir aracımız var. Bu araç bize proje oluşturuyor. Şimdi diğer arkadaşlar için bunu göstereyim. Nasıl yaptıklarını kullanabilirler. Oldukça kullanışlı bir araç. Aslında belki diğerleri de içine çıksa güzel olur. Burada kullanmak istediğiniz komponentleri seçiyorsunuz. Seste problem var. Kesik keskin geliyor. Salı günlerinin krizi mi yine? Biraz sesli mi konuşayım? Az geliyorsa sesi arttırabilirim. Biraz daha sesli konuşabilirim. Peki. Şimdi dediğim gibi D0 Nano ve D215 kitleriyle beraber artık System Builder diye bir araç daha geliyor bu kitlerle beraber. Bu System Builder aracı aslında bize bir proje dosyası hazırlıyor. Proje klasörü, projeyi hazırlıyor otomatik olarak. Hangi çevre birimleri kullanacaksak onları işaretleyip direkt projemizi oluşturabiliriz. Default olarak normalde hepsi seçili geliyor. Biz mesela kulağı kullanacağız, butonu kullanacağız, zili kullanacağız ve dip switch'leri kullanacağız. Geri kalanlarını kullanmayacaksak bunları boş bırakıyoruz. Yine GPIO, mesela GPIO dediğimiz kısım şu üstteki ve alttakiler. Bunları kullanacaksak, eğer bir şey bağlayacaksak bunlara, mesela 5 megapiksel kamera bağlayabiliriz, başka komponentler bağlanabilir. Bunları bağlanacaksak seçiyoruz. Ondan sonra projemize istediğimiz adı verebiliyoruz. Generate dediğimiz zaman bize şey soruyor. Nereye kaydedeyim diye. Örneğin bir klasör açıp istediğimiz herhangi bir klasörü
De. Bunu sadece uygulama olarak yapıyorum. Yani nasıl yapıldığını. Buraya kaydettiğimiz zaman biz otomatik olarak klasör oluşturdu. Ve projeyi oluşturdu. Buradan D0 Nano sahibi ya D215 kit sahibi olan arkadaşlar projelerini böyle oluşturabilirler. Biraz daha kolay. Buraya girdiğimiz zaman göreceğiz. Sadece bizim seçtiğimiz komponentlerle proje oluşmuş. Diğer arkadaşlarda bu özellik yok ama yine bunu oluşturmak mümkün. Şöyle yapmalılar diğerleri. Demin bahsetmiştim. Her bir diğer kit için tab proje var. Örneğin yine D0'dan yapalım. Diğerlerinde de benzer uygulama yapmanız lazım. Demonstrations'a giriyorsunuz. Sesle ilgili bir sıkıntısı olan varsa elini kaldırsın. Göreyim onları. Başka arkadaş var mı sesle ilgili problem olan? Yoksa muhtemelen lokal ya da senin internet bağlantında ya da başka problem vardır. Tamam. Peki kaldır, indirebilirsin. D0 tab klasörünü alıyoruz, kopyalıyoruz. Projeyi açacağımız yani çalışacağımız yere gelip yapıştırıyoruz. Burada projenin ismini herkes aynı yapsın. Örnek 2 diyelim. Şimdi ikinci örneğimizi yapacağız FPGA ile ilgili. Bunun içine girdiğimiz zaman bizim tüm proje dosyalarımız görüyoruz. Hazır olarak zaten gönder kitle beraber gelmişti bu. Projeyi Open Project deyip file'dan örnek 2'den açıyorum. Eski bir proje diyor, açayım mı diye soruyor. Evet diyorum, açalım, zarar yok. Eski bir versiyonla yazılmış bu artık. Açtığımız zaman bütün portların bağlı olduğunu göreceksiniz. Eğer kullanmayacaksanız bu portları bunları silebiliriz. Örneğin kafamızı karıştırmamak için GPIO'dan nereye kadar GPIO'ları kullanmayacağız. VGA'ları şu anda kullanmayacağız. Keyboard'ları kullanmayacağız. Evet, hiçbir değişiklik yapmıyorsunuz. Şu anda benim yaptığım adım adım yaparsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. LCD'yi kullanmayacağız. Flash'ı kullanmayacağız. DRAM'ı kullanmayacağız şu anda. Quark'ı da kullanmayacağız. Buraya kadar bunların hiçbirini kullanmayacağız. O zaman bunların hepsini silebiliriz. Şimdi bunları port listesinden sildik. Aynı şekilde bunlar aşağıda da tanımlı. Şurada da sinyalleri tanımlıydı. Giriş çıkışlara ait. Üste port ne vardı? Modül tanımımız vardı. Modül tanımımızda portları listelemiş. Bu Verilog 95 formatına göre. Sonra aşağıda da sinyal yönlerini ve boyutlarını, türlerini belirtmiş. Bunu da sildik. Ne kaldı elimizde? Sadece kloklarımız var, butonumuz var, switchimiz var ve hexlerimiz var. Hex dediğimiz seven segmentler. Diğer kitlerde de benzer şekilde klasörler vardır. Bunu silmek zorunlu değiliz aslında. Ama silersek işimiz biraz daha kolay. Yalnız burada ben hızlı yaptım belki. Led'den sonra bir virgül vardı. Led'den sonraki virgülü kaldırdım. Çünkü bu en son bileşen burada. Sonrasında aşağıya geldiğimizde şunları sileyim. Sizinkinde bunlar olmayacak. Ben değişik yapmışım. Boş bir proje var. Evet. Bu kitlerde, bu yapılan projelerde
D0 projesini eklememiş gözüküyor. Ama aynı klasörde öyle bir fail olduğu için otomatik olarak dahil ediyor. Bu işlemi projenin aslında doğru olarak çalışması için, daha doğrusu uyarı almaması için buraya add remove files in project deyip D0 tabı ekleseniz iyi olur. Ne yapıyoruz? Dosyayı seçiyoruz. D0 tabı örnek içerisinden add diyoruz. Buraya geliyor. Ondan sonra OK diyoruz. Files'ta gözüküyor. Proje files'ta dosya files'ta gözükmese bile aynı klasörde olduğu için hatasız compile çektir ama uyaracaktır. Yasin, senin soruna biraz sonra cevap verelim. Neyle ilgili olduğunu tam anlayamadım. Bizim işimize yaramayanları sileceksiniz. İsterseniz silmeyebilirsiniz de. O silmek opsiyonel. Ben hani birazcık daha sade gözüksün diye. Şu anda kullanmayacağız zaten. Bir de kullanmadığınız pinleri otomatik olarak kendisi güvenli modu, güvenli seçeneği alıyordu. O da öbür türlü bizim sürmemiz lazım aslında bir şekilde onları. O yüzden kullanmadıklarınızı çıkardım. Şu anda sadece kullandığımız pinler var. Bıraksanız da bir sıkıntı olmaz. Yani orijinal halde bıraksanız da bir sıkıntı olmaz. Direkt buraya geçebilirsiniz eğer sıkıntı yaşıyorsanız şeyle ilgili. Ben tekrar söyleyeyim. Biz ne kullandık bu projede? Clock, buton, switch ve hex dediğimiz 7 segmentler. Bir de LED'i kullanacağız. Ya da işte bunları en fazla kullanacağız. O yüzden diğerlerini sildim. LED'den sonrasını D0'a sildim. Diğer boardlarda belki bunların yerleri karışık olabilir. Eğer kafanızı karıştıracaksa olduğu gibi bırakabilirsiniz. GPIO'yu da kullanmıyoruz şu anda. Peki bunu herkes yaptı herhalde. Yapabildi mi? Adım adım gidelim, hep beraber yapalım. Şimdi birkaç örnek yapalım. Hatırlarsanız ben size bazı şeylerden bahsetmiştim. İşte verilog'da 3 tür ifade şekli vardı. Şimdi basitçe bir AND işlemini, AND kapısını gerçek diyelim. Bu AND kapısını gerçek derken 3 tür ifadeyle bunu yapmaya çalışalım. Kabaca. Hem göstermek amaçlı. Şimdi öncelikle bir alt modül tanımlayalım. Tanımladığımızın alt modülün adı mesela end diyelim. Bu structural olsun. Std kısaltalım, fark etmez. Evet, şimdi iki tür ifade şeklimiz vardı. Hatırlarsanız. Ne demiştik? İki tür modül başlığı tanımlayabiliyorduk. Bunlardan bir tanesi Verilog 2001, bir tanesi 1095 türüne göreydi. Verilog 95'e göre nasıl tanımlıyoruz modülleri? Mesela burada tab modülü bu şekilde tanımlanmış. Modülün adını yazıyoruz ve sonrasında port listesini yazıyoruz. Virgülle ayırarak. Noktalı virgülden sonra modülümüze başlamadan önce bu sefer burada kullanmış olduğumuz sinyal isimlerinin tiplerini ve yönlerini belirtiyoruz. Yani input mu, output mu, boyutu nedir şeklinde. Burada ise artık Verilog 2001 kullanalım. Örneğin input olsun. A ve B sinyallerimiz olsun. Ondan sonra bir tane output'umuz olsun. Bunun da sonucu mesela Q olsun. Modüle başladıktan sonra herhangi bir işlem bir şey yazmamıza gerek yok. Direkt kodlayabiliriz. Bu kodumuz structural yapıda olacak. Şöyle yazalım. Modülü hemen buradan end modül deyip kapatalım. Böylece bunu unutmamış oluruz.
Sonrasında biraz büyüteyim, belki küçük gözüküyordur böyle. Yazılar yeterince büyük mü herkes için, gözükebiliyor mu? Tamam. İsterseniz büyütebilirim. Yani göremiyorsanız eğer biraz büyütebiliriz. Şöyle yapalım. Evet, şimdi sanırım herkes için daha okunaklı olacaktır. Şimdilik. Evet, structural yapıyorduk. Nasıl yapacağız structural'ı? Ne demiştik? Structural'larla, primitivlerle bu işlemi gerçekleştireceğiz. Burada aslında yaptığımız çok kompleks bir yapı olmayacak ama yine de yapalım. Primitivlerimiz neydi? AND, OR, XOR vesaire primitivlerimiz vardı. AND primitivini kullanarak bu fonksiyonu gerçekleştirebiliriz. Basit bir AND zaten işlemi. Primitivleri kullandıktan sonra bunlara bir ad verebiliyorduk. Diyelim ki U1 diyelim buna. Sonrasında nasıldı? Primitivlerin ilk şeyleri, portları çıkıştı. Giriş portları da ondan sonra yazılıyordu. Burada QAB şeklinde yazdığımız zaman bizim structure olarak bir AND kapısını gerçekleştirmiş olacağız. Sonra peki bunu biz şey yapalım. Kullanmak istiyoruz diyelim, bu structural yapıyı. Nasıl kullanacağız? Modülümüzün adı nstr idi. nstr modülünü çağıracaksak önce adını yazacağız. Sonra buna instance name vereceğiz. Mesela ne diyelim? End1 diyelim. Sonra portlarını bağlayacağız. Peki bizim input AB'miz ne olsun? İstersek direkt şöyle yazabiliriz. Switch 0 virgül switch 1 virgül. Çıkışımız ne olacak? Çıkışımız da LED'de gözüksün. LED 0. Şu anda yaptığımız örnek aslında basit bir structural örnek oldu. Şey, structural ifadeydi. End kapısının gerçeklenmesi oldu. Peki, bunu compile edelim. Bakalım bir sıkıntı verecek mi bize? Evet, bazı hatalar verdi. Ne hatası verdi? Biz burada led diye yazdık. Ama bizim değişkenimiz aslında led g. Böylece biraz hata çözmeyi de göreceğiz. Ne diyormuş? Led g is not, led is not declared diyor. Çıkış değişkeni olduğu için bunu tanımlamak zorundayız zaten. Eğer giriş değişkeni olsaydı bize uyarı verip devam edebilirdi. Hata vermeyebilirdi. O yüzden uyarılara da dikkat etmemiz gerekiyor.
Evet. Şimdi bu projeyi artık yükleyebiliriz. Yalnız projeleri klasörden klasöre kopyaladığım zaman şöyle bir sıkıntı yaratabiliyor. Bazen eski programlama dosyası kalabiliyor burada. Mesela bu eski klasörün olduğu yer. Bunu buradan remove edip tekrar add file deyip bizim bulunmuş olduğumuz proje içerisinden programlama dosyasını seçmemiz lazım. Sonra Start'a bastığımız zaman yeni yaptığımız tasarım FPGA'ya bağlanacaktır. Şimdi bakalım. Biraz. Şu anda Switch 0 ile Switch 1'in ikisi de bir pozisyonda. Bir tanesini kapattığım zaman bakın led söndü. Yaktığım zaman led yandı. Yine birincisini, sıfırıncısını söndürdüm bu sefer. Yine söndü. Ve end kapısını basitçe gerçekleştirdik. Aynı işlemi D0'da da yapabiliriz. D0'ınızda da yapabiliriz. Bu arada siz de kendi uygulamanızı yaparsınız diye düşünüyorum. Bir dakika. Hemen basitçe yapalım. Ben buradan D0 nano projesini açayım. Bir tane de D0 açalım. Kodu kopyalayalım oradan. Yeterli bizim için şuraya. Tabi buradan tekrar compile edeceğiz. Yine hata verdi. Çünkü bu sefer de burada ledler led diye tanımlı. Kendi kitinde led G ya da başka isimde olabilir. Led diye de olabilir. Mesela şimdi yaptığımız gibi bakın LED diye tanımlı. Input portlarına ne olarak tanımlıysa o ismi kullanman lazım Nilüfer. O zaman hata vermemesi lazım. Hata verenler hatanın ne olduğunu yazarsa ben daha detaylı yardımcı olabilirim. Yazmamız gereken kod bu. Şu anda yapıldı. Bunu da yükleyelim bakalım. Bu da USB 1'de bende. O yüzden buradan ayarlıyorum. Programlamadı. Bir daha programlayalım. Evet, bunu da programladık. Hata mesajı olanlar varsa arkadaşlar onlar gösterebilir. Bu arada D0 nano kitimiz de burada. Yalnız D0 nano kitinin tabi switchleri burada. Şimdi ikisi de 10 pozisyonunda. Şu anda kapattım. Görüyorsunuz ledler söndü. Tekrar açıyorum. İkisi de 10 pozisyonunda. Şimdi ikinci ledi söndürüyorum. Yaptım gözükmüyor tabi. Şöyle yapalım. İkisini de yaktığımız zaman yanıyor. Herhangi bir tanesi söndürdüğümüz zaman sönüyor. Evet. Aynı örneği burada da çalıştırmış olduk. Tabi bundan sonra hepsini böyle tek tek tekrarlamayacağım. Benim yazdığım program hepsine bakabilirsiniz tabi. Şöyle yapayım. Programa bakabilirsiniz. Hepsini birden görmeniz için nasıl yapalım? D0'ı göstereyim. Onu değil de. Şimdi şu gereksiz kısımları atalım.
Ondan sonra burada port tanımlamalarımız var. Portlarımız yine işte detayları var. Sonra bir tane end str demişim. Structural olarak modülümü çağırıyorum. Buna end1 diye bir instance name'i veriyorum. Ve modülümü tanımlıyorum. Bu kadar. Var mı sıkıntımız var mı? Sayılar default olarak yanıyor. Yani genelde evet, onlar default'ta yanıyor. Çünkü sıfır ters çalışıyor onlar. U1 yazdık. Evet. Ha. Şimdi bakın. Çizerek yapayım. Şu highlight yaptığım yer instance adı. Şöyle yazalım. Modül adı diyeyim. Sonra modül adı dediğimiz hangi modülü kullanacaksak o modülü yazıyoruz. Alt modülü çağırmak için. Sonrasında instance name veriyoruz. Instance dediğim o modülde verdiğimiz unique isim. Yani tekil isim. Instance name. Sonra portlara karşılık gelen sinyallerimiz. Listesi de burada. Ve nokta virgülle bitiriyoruz. Şimdi boşluk olur ya da olmaz, fark etmez. Zarar yok, isterseniz bırakabilirsiniz. Boşlukla ilgili bir sıkıntımız yok. Ama tabii şunların arasında bir boşluk olacak. Yani en azından bir tane olması gerekiyor. Burada boşluk olması da olur. Problem değil. Şimdi syntax error alıyorsun. Şöyle yapalım. Syntax error aldığın satırı yaz mesela buraya. Hangi satırda syntax error alıyorsa. Şimdi end modül expecting noktalı virgül diyor. Neden noktalı virgül bekliyor? Muhtemelen end modülden önceki satırda mesela end'in satırında noktalı virgül kullanmamış olabilirsiniz. Veya modülden sonra noktalı virgül kullanmamış olabilirsiniz. Şurada noktalı virgül olması gerekiyor. Near köşeli parantez expecting noktalı. Köşeli parantez mi kullandım bir yerlerde? Yanlışlıkla. Şurası normal parantez. Bu satırı bana yazarsan hangi 94'ün letg'nin içine sıfır koymamışsın. Ondan olabilir. Köşede de içinde bir de sıfır olması lazım. Yok, o satırı tamamen yaz. Ben bakayım tekrar. Daha kolay. Madem herkes hata çıkıyor. Hayır. D0 node'da D0'daki bir run program switch yok. Ama tabii ki sabit olarak programlama için yöntem var. Onların nasıl yapılacağını ben anlatacağım daha sonra. İlk önce bir Vello biraz daha ilerleyelim daha sonraki aşamalarda. Ha, güzel. Şimdi hata mesajı bu. Bir yerde yanlış yazıyorsun. Muhtemelen LED'ye sıfıra daha önceden bu switch eşittir şey var mı, duruyor mu sende önceki örnekte? LED eşittir switch diye bir yazı nilüfer. Onu olmaması lazım. Bir sinyali birden fazla sinyalle süremezsiniz. Tek sinyalle sürmeniz lazım. Mesela şöyle bir şey varsa bundan öncesinde tahminim var. Ya da başka bir şey var. Assign değil. İşte LED eşittir switch diyorsanız burada ve aşağıda da letgeyi kullanıyorsanız o zaman ona benzeyen bir hata alır. Veya yazdığı hata verdiği satırda gösterebilirsen, varsa göstermiyor musun? Syntax değil bu. Bu yazdığımı aynen yazarsanız problem olmaması lazım. Eğer yazamıyor, nasıl yazamayabilirsiniz ki, ama anlayamıyorum. Bir şekilde ben bunu size paylaşmaya çalışayım.
Peki şöyle yapalım. Bu kodu çalıştırıp yazıp çalıştıran arkadaşlar elini kaldırsın. Yazamayanlara bakalım nedir problemleri. Bunlar tamam. Diğer arkadaşlar bitiremedi mi? Ben şöyle yapayım size. Yani, muhtemelen sintaksla ilgili bir hata alıyorsunuz ama tamam. Yeni hali görmesi için seyretmeniz yeterli. Yani default olarak olur zaten. Olur, üstte yazsanız olur. Sırasının bir önemi yok. Hepsini birden gösteremiyorum maalesef ya. Şimdi eğer bir dakika bu satırda bir hata mı veriyor? Vermemesi lazım. Ben şöyle yapayım o zaman. Başka bir şey olmasın yalnız burada. Şuraya yazayım hepsini. Siz hiçbir şey yazmayın. Biraz bekleyin. Şuraya yazayım. Buradakileri kopyala yapıştır yapın bakalım. Eğer hala da bir problem yaşıyorsanız. Evet, modülden sonra noktalı virgül olmayacak yalnız. Ben bir de şey yapayım. Bu dosyayı direkt help'i var ama help'ten teker teker bakmanız lazım. Yok, Quartus'un içinde help var. Belki oradan faydalanabilirsiniz. Şuradan. Şimdi sıkıntı yaşadığımız kimse, yani diğer arkadaşlar yapamadılar mı bu proje, bu haline? Şöyle yapayım. Problem yaşayanlar D0 kullanıcıları mı? Yoksa diğer mi? Evet, metin belgesi olarak. Nilüfer sen de kaldır elini o zaman. Anlayayım. Ha, kim, bütün arkadaşlar ellerini kaldırsınlar. Hadi ben projeyi o zaman şey yapayım. Kısaca hemen
Şuradan yükleyeyim. Oradan indir. Bir bak bakalım orada fark var mı senin yaptığının. Daha sonra. De devam edelim. Geç kalmayalım. Muhtemelen o zaman üst satırlarda bir hata var. Şey olabilir. Satırları sildikten sonra ledden sonra nokta virgül pardon ya da nokta virgül kaldırmış olabilirsin. Örneğin şurada. Ondan sonra tamam, neyse örneği kopyalayayım en kolayı. Tamam, ben siteye yükledim. Bir refresh ederseniz oradan indirebilirsiniz problem yaşayan arkadaşlar. Şuradan örnek 2 olarak. Hemen o arkadaşlar indirsinler. Açsınlar projelerini bir çalıştırsınlar. Ben de bu arada devam edeyim. Şimdilik tabii şimdi bu şekilde yazmak her ne kadar doğru olsa da pek şey değil. Estetik değil diyeyim. Normalde geçici değişkenler kullanarak da yapabiliriz bu işlemi. Örneğin buraya var diye A ve B değişkenlerini tanımlayıp ondan sonra assign'la A'ya SV 0 hatta bir de C'yi tanımlayalım. Ondan sonra B'ye SV 1 C'ye de daha doğrusu led 0'ı da C'ye aktarabiliriz. Buraya da bu sefer A virgül B virgül C yazabiliriz. Bu şekilde yaptığımız zaman bunlar internal sinyal olarak geçiyor. Bunlar neydi? Continuous atamalar. Yine burada bir çıkışa aslında ters, yani ters demeyeyim de burada girişleri okuduk. Girişleri bir AB kablolarına bağladık. Bu kabloları sonra end kapılarına bağladık. Bu şekilde de yaptığımızda tasarımda mantık olarak ya da yapı olarak bir şey değişmeyecektir. Sadece belki ifadesi birazcık daha rahat anlaşılabilir olur.
Şimdi bir arkadaşınız birkaç şey soruyor. Şimdi Yasin'in sorduğu soruya cevap vereyim. Birincisi eğer SV eşittir LED bunu kullanıyorsan bu örnekle beraber şöyle bir hata verecektir. Hemen bakalım. İlk önce bunu çalıştıralım. Compile edelim. Evet, LED Y olacak. Güzel. Zaten orada bir hata verdi. Güzel. Sonrasında normal çalışacaktır. Yani normal compile edecektir. Yine çalışması lazım. Şu çizgi mi? O onun bir önemi yok. Şu görsel bir şey yani. Şimdi bir dakika. Compile ettim. Şimdi eğer buraya bir hata oluşturalım. Hata oluşturduğumuz arkadaşım mesela sorduğu soru bu herhalde. Buraya assign deyip eğer led y eşittir switch deseydim ha şunu diyorsun işte bu şey başlangıç bitişini gösteriyor. Önemli bir şey değil. Kapalı tutarsan tabi çizgi olarak gösterir. Böyle deseydik şimdi ne olacaktı? Bakın. Bir tane assignment var. Burada led 0'ı tabi tabi o sıfırı kaldıracağız. Bu şekilde yapacağız bu sefer. Tasarımız bu şekilde oldu. Ne yaptık? ABC sinyallerini kullandık artık. Sinyalleri bu şekilde sürdük. Şimdi bu hatalı bir örnek. Bu, şu satırı yazmayın. Burası hata diyeyim. Hatanın ne olduğuna bakalım. Benzer hataları başka şekilde de yapabiliriz. Böyle bir hata compile ettiğimiz zaman bize şöyle bir hata verecek. Diyor ki Net A diyor. Which fan led G 0. Cannot mesafe more than one body. Burada iki defa iki tane atama var. Bir tanesinde end bir şey STR şunda. Bir tanesinde bu. Buradan diye gösteriyor. Buradan gösterdiği zaten aslında şurada. Burayı mı? SV eşittir led G olur mu? Ben şimdi uyandım senin hatanın. Tamam. Şimdi arkadaşlar, tamam, son düştüm. Bakın, şu önemli bir, başka bir hata göstereyim. Arkadaşlarımızın düştüğü hata. Ne yapıyoruz burada yaptığımız işlem? Şu hatalı satır, her ne kadar hatalı olsa da. Burası çıkış sinyali. Şöyle diyeyim, burası çıkış. Yani burası atanacak yer. Burası da atadığımız değer. Tamam. Eğer biz şunu ters yaparsak ne olur? LED'in değeri switch'e yazılsın gibi bir değer, mana olur. Bu da doğru bir değer şey, doğru bir mantık değil. Yani LED'ler çıkış değil, LED'ler giriş değildir. LED'ler çıkış değişkeni. Switch'e bu LED'i switch'e bağlamaz. Buradaki amaç LED'in değerini switch'e aktarmak anlamına geliyor. Bu da doğru bir işlem değil. Çünkü hata verecektir. Başka bir hata verecektir bize. Mesela şunu şöyle yaptığımı düşünün. Hataya bakalım. Verdi hataya. Diyecek ki bize burada zaten başka bir sinyal tarafından sürülüyor diye hata veriyor. Tabi biraz farklı veriyor hataya ama switch input sinyali. Input sinyalini siz başka bir çıkış sinyaline sürmeye çalışıyorsunuz. Bu hata oluşturur. Muhtemelen belki
Diğer arkadaşlar da böyle bir hataya düşmüş olabilirler. Doğru yazılı şekli böyle olacaktı eski projede, örnek 1'de. Ama bu projede böyle bir şey olmaması lazım. Hiç. Şöyle yaptığımız zaman işimiz doğru hale gelecek. Şimdi led G led olmayacak mı? Ya önemli değil. Problem bir saniye. Aynı yerde mi duruyorsun? Aynı soru mu? Tekrar mı geldi? Ha. Şimdi pardon. Şimdi hocam bir de soruyor yine. Pardon. Şimdi bakın burada henüz always block kullanmıyoruz. O yüzden burada atama paralel hepsi paralel zaten. Bütün assign mutlak paralel çalışıyor. Yani assign AB bunların sırasında bir önemi yok. Şunu yukarıda alabiliriz. İstediğimiz gibi değiştirebiliriz. Hiç problem değil. Önemli olan bundan önce while ile bunların tanımlı olması. While neydi? Kabloydu. Tek bir sürücü bir değerle sürülebilen sinyaller bunlar. A sinyaline bir tane atama yapmamız lazım. Atamayı assign ile yapabiliyoruz. Modüle çıkış yapıyoruz ama while niye CB'ye bağladık diyorsun. Şimdi bakın buradakiler hani C'den örnek vereyim. Nasıl C'de fonksiyon parametreleri vardı. Fonksiyon parametrelerini ABC diye tanımlayıp ABQ diye tanımlayıp çağırırken ABC değerleriyle çağırabilirsiniz değişkenleri de. Aynı mantık. Burada ABC sinyallerimizi A neye karşılık geliyor? A sinyaline B sinyaline karşılık geliyor. Sırayla bağlanıyorlar isimleri bu şekilde. C Q'ya karşılık geliyor. O yüzden bunların isimleri herhangi bir önemi yok. Bunu A yerine başka bir değer de yapabilirdik. Mesela ne bileyim X derdik. Eğer kafanız karıştı yani o şekilde gidiyorsa buna X diyelim yine. Buna Y diyelim. Buna da Z diyelim. Hatta buna yine Z derdik. X burada modülde Y ve Z. Bu şekilde de yapabiliriz. Bu da hatasız bir tanım olacak. Bir or modülü daha ekleseydik. Tamam. Şimdi bu tamamdır. Şimdi hocam or modülü daha ekleseydik derken mesela şöyle bir şey yapalım. Peki. Output Q ve W olsun. Bunun çift çıkışı olsun. Diğeri de orlasın. A ile B'yi orlasın ve çıkışlar ya da Q yok Q0, Q1 olsun. Bu Q0. Tamam. Q0 bu da Q1 olsun. Q0 Q1. Mesela bu şekilde yapabilirdik. Ne olacaktı? AB'yi bir tanesini bir çıkışımıza AND, bir çıkışımıza OR olacaktı. O zaman bunun adını da değiştirelim. Buna da AND OR diyelim. AND OR structure. Böyle olsun daha güzel. O zaman ne yapacaktık? Buraya bir tane de ne yapalım? W diye bir sinyal yapalım. W'ye sinyalimizi tanımlayacaktık. Sonra buraya W sinyalimizi de ekleyebilecektik. Mesela led'lere de bu sür. Bu şekilde yapabilirdik. Tabi bu bir örneği. Burada bir yanlışlık var. Şunu da düzeltmemiz lazım. Yani doğru yapmamız lazım. Peki. Şöyle yapayım. Bu örneği burada bırakayım bu şekilde. Bir 5-10 dakika ara vereyim. Herkes görebilsin diye istiyorum. Bu ekranı açık bırakacağım. Nasıl yapalım? Herkes zaten üst kısım var. Projeyi indirip alabilirler. Yani projenin D0 tab dosyası içerisinde üst sınıf D0'lar. Diğer arkadaşlar da problem yaşayacaklarını sanmıyorum. Yeşillerin önemi yok. Yeşil dediğimiz şeyler common. Yeşilden kasıtlı herhalde o. Komentleri yazmak zorunda değilsiniz ama hani kendinize göre açıklayıcı şeyler yazabilirsiniz. Ha. Çok bir şey fark etmeyecektir. Şunu yapabiliriz sadece. Yine kafanızı biraz karıştırır diye çok fazla yapmak istemiyorum. Yapalım yapmışken. Ben yine siteye yükleyeyim bunu. Siz indirin. Orada kendinize göre güncelleyip çalışabilirsiniz. Şunları kaldıralım.
Hadi gerek yok. Bir tane yeterli zaten. Evet, şu anda herkese şeyi var. Yeterli. Bir de compile edelim. Hata var mı yok mu bakalım. Evet, bir hata varmış. Neymiş hatamız? Evet, tabii. Bakın. Burada nokta virgül istediğimiz için nokta virgül çevirmemiz lazım. Şimdi ne yaptım ben? Belog 2001'e dönüştürdüm pod listesini. Böylece birazcık kodumuz küçüldü. Tekrar compile edelim. Yine bir hata verdim. En sonunda virgül bırakmışım. Bakın şurada ne diyor? Bunu sildik. Tekrar compile edelim. Evet, bir hata daha verdi. Bu da güzel bir hata. Şimdi bakın burada instance name'lerini unique kullanmanız lazım bir modül içerisinde. Burada U1 diye verdiğim için burada bir daha U1 diye veremem. Bu U2 olacak. Nilüfer. Evet. Aferin. Tamam, şimdi. Yok, AB'yi X'ye mouse'tan yapmadım. Şimdi bakın. Burada modülü çağırıyorsunuz. Çağırırken kullandığınız değişken isimleriyle alt modülün değişken isimlerinin bir ilişkisi yok. Sıra önemli olan. Tamam, okeydir. Önemli olan anlaşılması. Şimdi zaten yavaş yavaş ilerliyorum. Peki el kaldıran arkadaşlar bir indirsin. Daha doğrusu şöyle yapalım. Bu projeyi yapanlar elini kaldırsın. Ben bir 10 dakika falan ara vereceğim. Bunu herkes yapsın. Şu anki halini. Yan tarafa da bir sonraki yazacağımız modülü yazayım. Hem yazmaya başlayalım. Böylece iki işi birden yapmış oluruz. Hızlı bir şekilde. Bir de bir şekilde sizle kolay bir şekilde metin paylaşmaya çalışacağım. Böylece birazcık daha hızlı gidebiliriz. Peki, ben ara veriyorum. Ekran duracak. O yüzden ne kadar ara vereceğimiz size biraz da bağlı. Bitirenler elini kaldırsınlar. Tahminen 10 dakikanız var. Tamam. Enter diye istediğiniz isim verebilirsiniz. Bunun bir önemi yok. Yani burada herhangi bir isim verebiliriz. Ben bunu örnek olarak verdim. Mesela instance 1 de diyebilirdik buraya. Hiç problem değil. Bunun şu anda bir önemi yok bizim için. Hatta vermek zorundayız. Bizim structure diye bir fonksiyonumuz var. Değer gönderiyoruz. O da değerin için işlemi geri dönüyor. Bizim structure diye bir modülümüz var. Bu modüle evet sinyal gönderiyorsunuz. Modülün içerisinde bu sinyaller üzerinde işlem yapılıyor ve çıkışta bize başka sinyaller üzerinden veriyor. Her alt burada modülün en az bir çıkışı olmak zorunda. Alt çıkışı olmayan modüllerin bir manası yoktur. Bu input olmayabilir ama çıkışı olmak zorunda. Input olmaması da çok normal değil gerçi. Pardon, hem bir input'u ya da bir output olmak zorunda. Ki bir fonksiyonu olsun. Evet, aynen öyle. Bir output olmak zorunda. Yoksa zaten bunun bir fonksiyonu olmaz. Yani bir devre olmaz. Ve devreyi sentezlemez. Hata verir zaten. Bir de verebilir. Manası yok. Onun sadece özel durumları var. Onu anlatacağım nasıl olacağını. Özel durumları daha doğrusu simülasyon için. Sentezlemek için değil. Ben şu an size anlattığım her şeyi sentezlemek için olacak. Peki.
10 dakika ara veriyorum. Çağırabilirsiniz. Onu D0 genelde öyle yapabilmeniz için onu tap modülü yapmanız lazım. Çağırdığınız modülü. Yani tap modülü başka modülden çağırmamanız lazım. Bu sefer recursive bir mantık olur. Onun yerine recursion yapmayacaksınız. Yani modüller arası gerçekleyemez. Ama başka bir modül, tap modülü yok. D0 tabi çağırabilirsiniz. Mümkün. Evet, aynen öyle. Yani C'deki main fonksiyonunu bir daha çağırmak gibi. Yani C'de recursion tabii ki izin veriliyor da burada da belli miktarda izin verilebilir belki ama bu dediğin mantıklı olmaz. Tab label'ı çağırmaman lazım bir daha. Yani recursive bir devre kurmak mümkün olmadığı için. Peki. Size kolay gelsin arkadaşlar. Ben bir 10 dakika Evet arkadaşlar. Şimdiki elini kaldırmayan arkadaşlar yapamadı diye düşünüyorum. Diğerleri yaptı. Tamam, artık o problem değil. Şu anda direkt dosyayı paylaşabiliyorum sizle oraya o anda. Diğer arkadaşlar yapabilir mi? Sıkıntısı olan arkadaşların ne gibi sıkıntıları var? Hata falan mı oluyorlar? Peki. Şimdi bu selçukpaşa.com/fpj'den isterseniz ek kodu kod 1 diye kod 1.txt diye dosya olarak koydum ya da bakalım bir dakika. Şöyle. Ya D0 tab diye. D0'a göre yalnız bu. Siz kendinize şu alt kısmı kopyalamanız yeterli. Wire'dan sonra başlayan kısmı kopyalamanız yeterli. Şimdi ne demiştik? Structural olarak yaptık. Aynısını data flow ve behavior olarak da görecektik nasıl yapacağımızı. İfadeyi nasıl ifade edeceğimizi. Evet, şöyle yapalım. Peki. Şöyle yapalım. Arkadaşınızın demin dediği madem o belki işimize yarar. Ne kadarlık bir kod kopyalamaya yarıyor. Kodunu buraya kopyalayıp bana linkini gönder olmadı. Shorttext.com'un. Sizin bana göndermek için bir kolaylık olabilir. Oradan ben bakayım hatayı ne olduğunu görebileyim daha rahat olur. Çünkü burası çok kısıtlı bir alan. Evet. Şimdiki data flow dedik. Data flow'ları nasıl yapacağımızı gösterdik. Aynı şekilde Andor diye bir modül tanımladık. Modülün farkı neyseniz data flow'da structural'da bir fark yok yani yapı olarak fark yok ama ben burada bu sefer F diye verdim A isimlerini. Burada F diye kullanıyorum. Yine önemli değil. İstersek Q da diyebiliriz. Ne yapmışız? Assign demişiz. Continuous assignment kullanmışız.
Bir saniye alacağım. Ona bakalım. Kontinüs assignment yapmışız ve P0'ı hesaplamışız. Aynı şekilde yine kontinüs assignment'la bu sefer A ile B sinyal inputlarımızı F1 sinyalini hesaplamışız. Sonrasında bunu kullanmak istersek eğer data flow yapısını buraya bu sefer N4DF yazacağız. O şekilde kullanacağız. Hiçbir değişiklik yapmayacağız başka. Gelelim yine aşağıya. Bu sefer yapısal var. Yapısal da ben aslında bunu iki türlü yapma şansımız vardı. Birazcık hani gerçekten şey pardon yapısal diyorum. Behavioral var. Ya da prosedürel diye geçen. Bunda iki türlü yapma şansımız var. Bu iki türlü yapmanın bir tanesi gerçekten işte if else case gibi komutlar kullanarak yapılması. Burada mesela end fonksiyonunu ifade etmek istemişim. Ne demişim? A 1 ise ve B de 1 ise sonuç 1 olsun yoksa 0 olsun. Aynı şekilde burada A 1 ise işte B 1 ise sonuç 1 yoksa 0 olsun. Şimdi aslında bu tabi birazcık abartılı ifade tarzı. Ama sadece hani prosedürel ifadeyi tam olarak yani amacını anlatmak için yapmak istediğimizi davranışsal olarak ifade ediyoruz. Yani programsal olarak ifade ediyoruz. Bunu şöyle yazabilirdik basitçe. Yine data flow'daki gibi P0 eşittir. İşte non-blocking assignment bu sefer. Burada non-blocking assignment kullanmışız. Blocking tek kullansak bizim için bir şey değişmeyecekti aslında. Çünkü tek fonksiyon çalışıyor zaten. Yani if'in bir bacağında bir tane çalışıyor her bir işlemde. Bir sıkıntı yaratmaz bizim için. Tasarımı aynı şekilde gerçekleştirildi. Output'ları ise tek böyle de tanımlayabilirdik. Şimdi burada bir fark var yalnız. Modül adından sonra output rect diye tanımlamışız. Şimdi ne demiştik? Always blokların içerisinde atama yaptığımız sinyaller register tipinde olmak zorunda. Bunları register diye tanımlamamız gerekiyor. Eğer Verilog 2001'e göre yazarsak bu şekilde Verilog 2001'e göre yazmasaydık nasıl yapacaktık? O zaman port listesini yapacaktık ve böyle yazacaktık. Sonrasında bunları teker teker aşağıda tanımlayacaktık. Peki bu yetecek miydi? Yetmeyecekti. Bir daha bu sefer register olarak bunları tekrar tanımlamamız lazım. Eğer bu yazış tarzı, alttaki yazış tarzı 1995, yani Verilog'un ilk versiyonu, bu 2001. Yani zaten benim de 2001'i tercih etmemin nedeni daha çok yazarken daha sade, daha kısa şekilde ifade edebilmemiz. Ama buna gördüğünüz zaman da şaşırmayın. Burada port listesini tanımladık. Ondan sonra portları tanımladık ve register diye belirttik. Register dediğimiz zaman bu bildiğimiz flip-flop saati register anlamına gelmiyor. Register tipindeki bir değişken. Prosedürel değişken. Prosedürel ifadelerde bunları kullanabiliyoruz. Eğer bunları register yapmak istersek ki dersin ilerleyen zamanlarında göreceğiz. Ne yapmamız gerektiğini. Şunu silelim. Bunda bir işimiz yok. Evet. Bu şekilde de prosedür ifadesini yaptık. Şimdi ben size şunu göstermek istiyorum. Önceki derslerde bazı arkadaşlar şey sormuştu ya biz Verilog'u yazdığımız zaman bunun şematik olarak görebilir miyiz diye. Şimdi şu halinde ne kullanıyoruz? Structured yapı kullanıyoruz ve bir or kapımız var. Bu ne yapıyor diye merak edersek yani bunu şematik olarak görmek istersek görsel olarak bize şöyle bir imkan var. Netlist Viewers diye bir kısım var. Bunu çalıştırdığımız zaman compile design'ın altına, ön design sentezinin altına netlist viewers. RTL view yani register transfer level viewer var. Bu bizim fonksiyon olarak sistemimizi şematik olarak bize gösterecektir. Bakın şimdi bir tane top level'da endorse str instance 1 adında bir modül kullandık. Bunun girişleri A, B,
Switch'in girişleri buna bağlı. Çıkışları LED'e bağlı. Peki, bunu çift tıklayıp içine girdiğimizde ne var bu Endor Instance 1'in içinde? Bir tane O1 end kapımız var. O2 or kapımız var. A ile B sinyallerin çıkışları bunlara yansıyor. Tekrar yukarı çıkalım. Bu şekilde gördük. Şimdi bu tasarımı structural olarak yapmıştık. Yine structural olarak karşımıza bu şekilde beklediğimiz gibi çıktı. Peki. Kapattık bunu. Diyelim ki bu sefer data flow olarak yapalım. Tekrar RTL view yap. Data flow olarak seyrettikten sonra RTL view'u tekrar çalıştırdık. Tekrar bir analiz yaptım. Mesela bakın Endor Dataflow Instance 1 demiş. Yine içimizde ne var? P0 ve P1 diye iki tane or kapısı yapmış. Bu sefer isimlerini kendisi otomatik olarak vermiş. Biz çünkü kapı tanımlamadık orada. Kendisi kullanmış ama aynı tasarım. Bir değişiklik yok. Neresini değiştirdik? Biraz hızlı yaptığım için belki göremediniz. Bakın. Modül çağırdığımız yer var ya. Şimdi burada hangi modülü çağıracağımızı belirliyoruz. Demin structure'da bu str'ydi. DF yaptım. Bu sefer bu modül data flow yapısını çağırdık. Şimdi de behavior yapacağım. Behavior modülünü çağıracağım. Farkındaysanız yan taraftaki değişkenlere hiç dokunmadım. Çünkü hepsi aynı sırada. Input AB, register, işte F1 çıkışlar ortak. Benzer sırada. O yüzden bir değişiklik yapmama ihtiyaç duymadım. Bunu tekrar kaydettikten sonra RTL'leri çalıştığım zaman bu sefer Endor Behavioral çıktı. Behavioral'da yine aynı şekilde yapı olarak ve içinde iki tane kapı var. Bu sefer kapıların isimlerini Always diye vermiş. İşte Always 0'a 0, Always 0'a 1. Niye? Bakalım. Always 0 bloğun içine, o blokların içinde. Pardon. Burada bizim always bloğumuz var. Bu always bloğuna bir ad veriyor ve bunun içindeki her işlemede kendisine göre bir ad veriyor. Buradaki de atamaya ad veriyor. Bu da oradan geliyor. Endor mantığı. Yani üçünü de gördüğümüz gibi aynı işlevi yaptı. Her ne kadar biz farklı şekilde ifade etsek de üç tarzı aynı. Baktığımız zaman bu bize daha yakın behavior yapı, yani davranışsal olarak ifade şekli. Data flow fonksiyonel olarak gösteriyor. Yine anlaşılır. Ama structural direkt primitivlerle hazırlandığımız zaman çok da sevimli olmayabilir. Ya da geliştirmek için. Et işaretini bıraktığınızı unuttum. Niye et işareti? Peki. Şimdi bakın. Always et ne dedik? Always blokları için. Always blokları nasıl çalışıyordu? Eğer şurada bir neyse duyarlılık listesi var. Bu duyarlılık listesinde ne belirtirsek o sinyaller değiştiği sürece bu döngü, yani buradaki beginend bloğu çalışacak anlamına geliyor. İşi kolaylaştırmak için Verilog 2001'de buraya teker teker sinyalleri yazmanıza gerek kalmıyor. Mesela Verilog 95'te buraya A virgül B yazmamız lazım. Çünkü bunlar bizim kullanmış olduğumuz içerideki sinyaller. A sinyalini kullanıyoruz, B sinyali, input sinyalleri. A veya B sinyali değiştiği zaman bu döngü çalışsın yazmak yerine ya da yine 95 mantığıyla şöyle yazabilirdik. A or B yazabilirdik. A veya B sinyalinde herhangi bir değişiklik olduğu zaman bu et event'ı belirtiyor. Yani buradaki değişkende değişiklik olduğunu gösteriyor. Olduğu zaman çalışsın. Bunun yerine buraya direkt yıldız yazarsanız yeni versiyonda yani 2001 versiyonunda bunu yazmak zorunda kalmıyorsunuz. A, B ve bütün kullanmış olduğunuz teker teker size değer atıyor. Şimdi burada küçük bir hepsine yani herhangi bir değişikliğine çalışıyor. Bir hata yapmak istiyorum. Hata şu olsun. Bakın.
Hatırlar mısınız? Ben size geçen derste şey demiştim. Behavior bloklarda eğer if else her aşamasında atama yapmanız lazım. Yani if'te atama, if'in condition'da true'yken atama yapıyorsunuz, else de yapmanız lazım. Ya da işte if else'ler sürekli gidiyorsa bütün aşamalarında atama yapılması lazım. Yine aynı şekilde bunun üstüne geçerli. Şimdi diyelim ki f'e else bloğunda atama yapmadık. Else bloğunu yazmayı unuttuk. Şimdi bu devre bir hata oluşturacak. Daha doğrusu hata oluşturmayacak da istediğimizi yapmayacak. Bakalım. Evet, beş yapısı oluşturmaması için böyle bir şey istemiştik. Zaten şimdi oluşturacak hatayı da göreceğiz. Hata değil de bir veri verecek ve çalışacak. Şimdi bakalım hata mesajlarımız neler çıkacak. Compile ettiğimizde birçok hataya karşı nereden bakalım. Evet, bakın şimdi burada bir hata veriyor. Yine warninglerimizin arasında. F0 için latch oluşturuldu diyor. Çünkü diyor ki eski değerini birçok bir ya da birden fazla pet boyunca çalışma boyu boyunca saklamak zorunda kalıyor always bunun. Peki bu sentez demek için bitsin. Ne çıkacak karşımıza? Bakalım. RTL olan şeye bakalım. Gerçi bu hata yapması için sırf analizden sentezi çalışsak yeterliydi. Bakın şimdi. Görüyor musunuz? Yani burada bu sefer bizim yaptığımızdan farklı bir hatalı bir işlem yaptı. F0'a 1 verdi sürekli. Gerçi niye 1 verdi? O ayrı bir olay. Ama bizim istediğimiz tasarım değil bu. Yanlış bir tasarım oldu. Eğer çünkü B'ye zaten bir değer veriyorsunuz. Evet, B'ye sürekli 1 veriyorsunuz. B 1 olduğu zaman bir daha değişmiyor. Ve bu da bizim tasarımımızı istediğimizin dışında bir fonksiyonu ya da doğru ifade etmememize neden oldu. O yüzden bu ifadelere dikkat etmemiz lazım. Bu da canlı bir şekilde görmüş olduk nasıl olduğunu. Peki, şimdilik başka bir işleme gidelim yavaş yavaş. Bu örneğin son halini zaten ben koymuştum. Burada yapmamız gereken tek değişiklik işte behavioral ya da hangi modülü kullanacaksınız o modülün adını yazmak buraya, modül ismini. Bakalım başka ne var elimizde. Evet. Biraz daha fonksiyonel bir işlem yapalım ya da bunu bir... Evet, bayağı şöyle yapalım. Şimdi bu projeyi seveyim. Bununla ilgili soru soran var mı arkadaşlar projeyle ilgili? Bunu kapatacağım, yeni bir örneğe başlayacağız. Siz şöyle yapın, en güzeli. Projeyi kapatalım, hep beraber yapalım bu işlemi. Close project diyelim. Düzgün çalıştığını varsayıyorum hepinizde. Ondan sonra mesela örnek 2 de bu. Tekrar tekrar ayarlarla uğraşmamak için örnek 2'yi kopyala deyin. Bir kopyasını da oluşturun. Ya da bulduğunuz çalıştığınız kopyasını. Örnek 3 deyin. Sonrasında Quartus'tan Open Project deyip bu sefer örnek 3'ten projenizi açın. Ki önceki örneğini silinmemiş olsun. Peki örnek 3'ten devam edersek yine X, Y, Z sinyallerimiz olsun. SV'miz olsun. Bu sefer başka bir örnek yapacağım. Yapacağız.
Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bunu ben direkt zaman kaybetmeyelim. Kodunu buraya kopyalayayım. Üzerinden gidelim. Bunu da internet ekleyeyim. Siz de direkt kendi bilgisayarınızı ekleyin. Önce bir kontrol edelim doğru mu diye. Sıkıntımız var mı? Var. Bir yerde hatalamışız. Evet. Eksik gelmişiz. LED çalıştırdı ama LED'in sürekli sıfır sürekli bir atadığınız için bu sefer LED oluşturmada 1'e sabitledi. Yani LED oluşturabilir. Onun yerine 1 de oluşturabilir. Örnek 3'te değiştirdiklerimi ben şimdi internete ekleyeceğim. Burada bir yanlış birkaç şey var düzenlememiz gereken. Onu da hatayı kontrol edeyim. Tabii ben yine D0'a göre yüklüyorum. Siz kendi kitinize göre ufak tefek değişiklikler yapmanız gerekebilir. Örneğin LED'leri GLED'e çevirebilirsiniz. Ya ben özetle tekrar üstünden geçeyim. Eğer if kullanıyorsanız bir if kolunda atama yaptıysanız bir sinyali else kolunda da atama yapmanız lazım. Eğer else if diye devam ediyorsa her kolda atamanı yapmanız lazım ki latch oluşmasın. Behavioral modül şey yapıda. Şimdi bir toplama örneği yapacağız. Bu örneği ben hemen internete yükleyeyim. Siz de oradan indirin kendi bilgisayarlarınızı. Yazmakla uğraşmayalım. Gerçi yazmak daha iyi öğretici olur ama çok yavaş olacak. O yüzden versiyonu ben tekrar üstüne atıyorum. Ya da şöyle yapalım bunu. Yok, üstüne atayım. Bir tekrar indirirseniz dosyayı. Şimdi bakın burada bu sefer aynı mantıkta yine structured 3 farklı tarzda yapıyı şeyi göreceğiz. Bu sefer switch 012'yi kullanıyoruz. Wire diye değişken tanımlamışız. A, B, C, C in, C out ve sum. Bunları bir full adder tasarımı yapacağız. Full adder'ı 3 şekilde tasarlıyoruz. Yok şeyden hemen adresi tekrar yazayım ben size. Yani demin anlattığım gibi klasörünüzü kopyalarsanız ya da kopyalamayabilirsiniz fark etmez. Önceki örnekten değişiklik yapacaksınız. Şu adresten indirebilirsiniz. Şu adresten indirebilirsiniz.
Yok mu? Yok. Olması lazım. Peki şöyle yapalım, daha kolay olacak. Direkt şunu yazarsanız belki gelir. Şöyle yapın, eğer açamayan olursa bunu refresh edin. Belki browserlar bazen eski değeri saklıyor. Peki, ben devam edeyim. Şimdi burada bir modül çağırıyoruz, add modül. Modülümüzün ismi ne? Fuller Structured. FA diye adı vermişiz. A, B, C, in, sum, C, out diye portlarını bağlamışız. Çıkışı ne yapıyor? A ile B'yi switch'ten alıyoruz. Carry'in de yine switch'ten alıyoruz. Çıkışları da sum ve carry out'u çıkışa veriyoruz. Hatırlarsanız bunu örneğin benzerine şeyde yapmıştık. Şemet tasarımını yapmıştık. Şimdi burada veri log'da nasıl yapacağımızı görüyoruz. Şimdi structured olarak tanımlarsak aslında şemet tasarımı biraz benziyor yapısı. Ne demiş? Zaten bu da log yolu bir tasarım şekli. Bu full üst modülü. Fuller'ın ABC ini var. İşte sum ve carry out var. Nasıl oluşturuyoruz? İşte Fuller'ı iki tane half header'dan oluşturmuşuz. Bu sefer half header'lara sinyalleri göndermişiz ve yine bir OR kapısı iki half header'la bir Fuller oluşturmuşuz. Yapıya bakalım. Şöyle bir yapısı vardı. Şu yapıyı aslında ifade etmişiz. Half header'ları ne yapmışız? Yine half header'ları da structured olarak. Bakın structured yapıda illa da bütün hepsi primitive olmak zorunda değil. Alt modüller de kullanılmış structured bir ifade. Aslında şu ifade de structured bir ifade. Bu ifade neydi? Data flow. Burada gördüğümüz bir örnek, basit bir örnekte aynı modül içerisinde hem data flow hem de structured ifadeler kullanılabilmesi aslında. Daha komplekslerini de göreceğiz. Burada bir hem alt modül çağırmışız hem de bir de primitive kullanmışız. Yine alt modülde inputları outputları verdikten sonra yine half header'ı ifade etmişiz ve bunu da prim XOR ve end primitive de gerçekleştirmişiz. Şimdi bunu gerçeklediğimiz şey yaptığımız zaman compiled RTL yoluna baktığımız zaman ne göreceğiz? Bir tane üst modülümüz var. Bir full header. Girdiğimiz zaman bakın. Aynı beklediğimiz yapıda. İki tane sinyal gelişmesi var. Şöyle koyduğumuz zaman bir türlü doğru bir yere bulamadık ama neyse şöyle yaparsak fazla rahatsız etmez. Evet. İki half header'ımız var. For kapısı da bağlı. Beklediğimiz gibi. Half header'ın içine giriyoruz. Half header'ımızın içinde yine XOR ve AND kapısıyla bir sum işlemi gösteriliyor. Peki. Bu sefer structured değil de data flow'a bakalım. Data flow'da ne demiştik? Direkt fonksiyon olarak belirtebiliyoruz demiştik. Bunu data flow olarak çağırdığımızda bu bizim D0 tapımız. Ne olacak? Bu sefer sum'ı A XOR, B XOR, C. Yani aslında şöyle gösterecek. Hiyerarşik değil de direkt fonksiyon olarak bu fonksiyonun ifadesi şeklinde gösterecek. A, XOR, C'in sum'u verecek. Cout da işte Cout'un fonksiyonunu verecek. Bu şekilde continuous assignment'larda ifade edebiliriz. Ya da data flow değil de behavioral yaparsak çok daha basit. A ile B, C'yi toplayıp direkt Cout ve sum'a verdiğimiz zaman sonucu alıyoruz. Sadece burada dikkat etmemiz gereken bunun tipinin register tipi olması çıkış değişkenlerimiz. Peki yine yapalım buradan. İlk önce data flow diye yapalım. Compile edelim. Hatta bir de çalıştıralım bunu.
Evet. Programlayıcıyı açtık. Onu sildik. Buradan burayı seçtik. Şimdi bakalım nasıl olacak bizim kameramız. Şimdi bakın. 3 tane sinyalimiz topluyoruz. Şu 3 tane bitimiz, switchlerimiz. Bu switchlerin üçüne de eğer bir tanesini bir yaparsak doğal olarak 0-1 çıkış verdi. İkisini bir yaptım. İki tane bir toplamı bir sıfır verdi. Yine tek bir tane gelsem böyle. Üçünü de bir yaparsam üçü de yandı. Ya da üçünü söndürürsem üçlü sonuç sıfır çıktı. Biz de toplayıcı devri yapmış oldu aslında. Fonksiyon olarak çalıştı. Evet, ben burada size 3 türlü de yazıyorum. Hepsini kullanacaksınız değişik değişik ama yani primitivleri muhtemelen çok az kullanacaksınız. Yani şu şekilde kullanmayı. Onun yerine data flow'u ifade etmek daha kolay geleceğini düşünüyorum. Ben öyle tercih ediyorum daha anlaşılır olsun diye. Structural'ı genelde üst seviye tasarımlarda, işte şu yapılarda alt modülleri çağırırken kullanacaksınız. Onun dışında primitive kapıları pek kullanmıyorsunuz. Ben burada hepsini hani bilin nasıl kullanıldığını, sonra yerine göre kullanacağız. Data flow'la behavior'ı yerine göre hangisi daha işinize yarıyorsa öyle kullanacaksınız. Hatta bunları data flow ile behavior yapılar aynı blok içerisinde birbirleriyle beraber de kullanılabiliyor. Öyle örnekleri özellikle sequential işte ya da senkronolojik devirlerde göreceğiz. Yani hep çok değişik kombinasyonları kullanma şansımız var. Ama daha çok data flow ile behavior'ı kullanacağınızı tahmin ediyorum. Structure'da dediğim gibi alt modülleri çağırmak için kullanacaksınız ifadeleri. Evet, şimdi behavioral yaptık. Behavioral'a bakalım. Behavioral'ın şematiğine bakalım. Yine bir full header'ımız var. Bakın bu sefer beklediğimiz gibi bu değil de şöyle bir yapı çıktı karşımıza. Buna benzeyen bir yapı çıktı. Niye? Çünkü biz tek modülde yaptık fonksiyonumuzu ve fonksiyon alt modül içermiyordu. Hepsini bir tek fonksiyonda gerçekleştirdi. Bir tek modülde gerçekleştirdi. Yine benzer yapıyı istersek sonuçta yine toplayıcı yaptı. Behavior olarak da yapabiliriz. Behavior'ın adını da behavior demişiz. Mesela bunu sentezleyelim. Çalışalım. Evet. Bu araç daha ilginç bir şekilde çıkardı. Bakın bu sefer toplayıcı olarak adder diye gördü bunun ikisini. A ile B sinyallerini topladı. Çıkışını yine C sinyalini topladı. Ve iki bitlik bir sonuç elde etti. Bu şekilde bize bir şema oluşturdu. Yine ama sonuçta yapmak istediğimiz devreyi yapmış olduk. Biraz daha farklı tarzda ifade ederek. Evet. Şimdi çıktık. Bununla çalıştırdığımızda yine aynı sonucu yapacaktır. Aralarında bir de tasarım farklılığından dolayı kullandıkları kaynak da farklı olabilir bazen. Gerçi bu kadar basit tasarımda fark etmeyebilir ama daha büyük tasarımlarda fark edebilir. Bir saniyenizi alacağım. Evet arkadaşlar, şimdi bu ifadeye artık alıştık herhalde tahmin ediyorum. Ne yaptık? A ile B'yi topladık. C'yi aldık. Sonuçlarını atacağımız değişkeni İki tane sinyali birleştirip bir seferde atadık. Böylece basit bir şekilde toplamayı gerçekleştirmiş olduk.
Bunlar da biliyoruz. And Bitwise endimiz, orumuz, XOR'umuz ve yine endimiz. Peki soru soran var mı? Anlaşılmayan bir şey var mı bu şeyle ilgili? Full header ve structure ile ilgili. Eğer anlaşıldıysa biraz da vektör çalışalım. Ondan sonra da daha eğlenceli konulara doğru devam edelim. Yani ben demiştim hatırlarsanız size şematik tasarım pek fazla tercih etmeyeceksiniz ama hani basit bazı tasarımlar yapmak için de kullanacaksınız. Hani ufak tefek ya da top level tasarımlarda belki görselliği kolaylaştırmak için belki kullanabilirsiniz. Evet, herhalde kimsenin sorusu yok. O zaman biraz vektör örneği vereyim. Sonrasında birazcık daha behavioral modellerimize geçelim. Devam edelim. Şimdi ben bu projeyi yine kapatıyorum. Kaydediyorum. Ki bunları ben internete yükleyeceğim. Siz daha sonra tekrar çalışabilin diye ben birkaç ayrı ayrı yapıyorum. Siz isterseniz üstüne hep beraber çalışabilirsiniz. Problem değil. Kapadıktan sonra yine buradan bakabilirsiniz yaptığım işlem bir şekilde. Kopyalıyorum. Evet, ondan sonra örnek 4 yaptık. Tekrar Open Project dedik. Şimdi yapıştırırsak aslında hiçbir şey yaptı etmiyor. Dosya çekmeye çalışıyorum. Doğrudur. Tekrar compile etmeniz lazım eğer öyle bir durum varsa. Zaten normalde analizden sentezledikten sonra RTL verip çalışırsanız daha sağlıklı olur. Tek bir kısmı anlamadım. Şimdi şöyle basit. Demin projem vardı. Projeyi kaydettim. Başka bir klasör açtım. Pardon, yanlış yer açmışım orada. Proje. Örnek 4'e geçtik. Şimdi örnek 3'ü kapattık. Örnek 3 klasörünü örnek 4'e kopyaladım. Örnek 4'ten açıyorum projemi. Devam ediyorum. Örnek 4'ten devam ettiğim zaman zaten o klasörün içinde bütün pin assignment'ları var. Bakın burada pin planındaki tüm assignment'lar duruyor. Kullanacağım. Ondan sonra zaten bizim yazmış olduğumuz kod var. Şimdi ne yapacağım? Bu kodun gereksiz, yani şu an kullanmayacağım kısımlarını sileceğim. Şuradan itibaren siliyorum. Sonuna kadar. Sonra burayı yazacağım tekrar. Bu sefer ne yapacağız? Basit bir örnek yine. Pardon. Bu örnek daha basit bir örnek olacak. Bunda bu sefer tek yapalım. Hepsini teker teker yapmayalım. Her ne kadar olsa da. Artık herhalde behavioral structure, data flow'u anlamışızdır. O yüzden ben bunu içinde bırakacağım ama bir tanesine bakalım. Bizim 10 bitimiz var. Gerçi şeylerde o kadar yok. 3 biti var switch olarak. Onlar daha küçültüp kullanabilirler bu yapıları. Şimdi buraya bakalım. Vektör kullanımı. Demin yaptığımız örneklerin hepsi şeyde. Yok, assign'ların kesinlikle önceliği yok. Öncelikleri şu. Değişkenler tanımlandıktan sonra istediğiniz yere kullanabilirsiniz. Birbirlerinin üstünde altında olmaları bir avantaj ya da dezavantaj sağlamaz. Yani istersek bunu
buraya tanımlayabiliriz istersek hepsini aşağıya tanımlayabiliriz. Sadece bu bizim görsel olarak bize bir şey ifade ediyor. Yoksa verilog açısından ya da sentezleme açısından hiçbir şey değiştirmiyor. Çünkü ister hani yukarı tanımlayabilirsiniz, ister aşağı tanımlayabiliyorsunuz. Şöyle düşünün, A sinyalini buna bağlayacağım, buna bağlayacağız. Ama diğerini burada belirlemişiz. Sonuçta bunların hepsi aynı anda çalışıyor. Paralel çalışıyor demiştik assign komutları. O yüzden bir şey değiştirmiyorlar. Şöyle yapalım. Red de yukarıda kalsın. Ya da daha anlaşılır olması için sanki programsal bir ifadeymiş gibi şöyle de yapabilirsiniz. A ile B'ye sinyal verdim. Çalıştı ve çıkış aldı. Ama gerçek kesinlikle öyle sırayla çalışmıyor bunlar. Aynı anda çalışıyorlar hepsi. Peki. Şimdi burada ne yapıyoruz? Vektör çalışmayı örnek verecektim. Vektör çalışmada ne yapmışız? MyModule diye bir yapı yapmışız. MyModule'de A, B girişleri var. C'ye çıkışı var. Buradan anlıyoruz. A ve B, C. Bu sefer deminden beri hep bir tek bitte çalışmıştık. Burada bir de daha geniş bus ya da vektör örneği gösteriyoruz. Vektörleri nasıl tanımlıyorduk? Vektör yapılarını mesela var vektör tanımlamak istersek başına genişliğini yazıyoruz. Köşeli parantez içerisinde. Ve sinyallerini savunuyoruz. Bunların A ve B, A, B, C'nin hepsi vektör tipinde. Eğer tekrar var tek bitlik bir değişken tanımlamak istiyorsak onu ayrı bir var'da tanımlamamız lazım. Ayrıca şunu da yapabilirdik. Bu ifadeyle belki kafanızda şimdi ilk defa gördüğünüz için değişik gelebilir. Şu ifade şekli birebir aynı, bir farklılığı yok. İstersek böyle yazabilirdik. Biraz daha uzun olurdu gerçi. İstersek böyle yazabilirsiniz. Bu yazış tarzıyla şu üstteki yazdığımız kod aynı şekilde, aynı anlama geliyor. Yukarıda yazdığımız kod kesinlikle şu anlama gelmez. Onu söyleyeyim. Bu anlama gelmez. Yani onlar tek bitlik değildir. Başta tanımlar neyse hepsi aynıdır. Bir başka yapılan genel hata vektör tanımlarken C'den kalan belki alışkanlık. Şöyle bir vektör tanımlaması. Bu vektör tanımlaması değildir. Bu verilog içerisinde array tanımlaması anlamına geliyor. Array'ler verilogda memory yapılarını ifade etmek için kullanılıyor. Kullanım şekli ve sentezleme mantığı farklı olduğu için bu hata verecektir yapmak istediğiniz değişkende, yapmak istediğiniz işlemde. Çünkü array'lerin sadece aynı anda bir gözüne erişebilirken vektörlerin bütün hepsine birden erişme imkanınız var. Bütün hepsi üstünde bir işlem yapma şansımız var. İnce bir ayrıntı. Ben şuraya yazayım hatalı diye. Kalsın içinde. Tamam, böyle yazalım. Daha sonra bir kullanacağız gerçi. Şimdi A ve B sinyallerimiz var demiştik. Bunlar vektör. Nasıl vermişiz? Demişiz ki switch'in 4 ile 0 arasını A'ya atar. Zaten birebir örtüşüyor. Switch'in 9 ile 5 arasını B'ye atar. Neyle örtüşüyor? Şöyle yapalım. Switch sinyali burada olsun. Switch şu anlama geliyor. 9, 8, 7 ne yazarsak 9, 8 8 ne yazmıyor? Allah Allah. Neyse. 7 6 5. Buna karşılık B sinyalinin 4, 3, 2, 1, 0. Ne oldu? Pinleri karşı karşıya gelsin. Buradaki atamamız bu anlama geliyor aslında. Bunu da burada bırakalım. Böylece bir referans olsun size. Sonrasında ne yaptık? Modülün ABC sinyallerini bağladık. ABC sinyallerine karşılık ne geldi? AB 4 bitlikmiş. Evet, 4 bitlik. Tam tersi değil. Niye tam tersi olsun? 5 en anlamsız, en düşük anlamlı bit. En düşük anlamlı bit, en düşük anlamlı bit eşleşiyor.
sırayla. Ne demiştik? Vektörler tanımlanırken burası en düşük anlamlı indeksi gösteriyor. Burası en anlamlı indeksi gösteriyor. Burada da yine vektörün bir parçasını switch normalde kaç bitlik vektör? 10 bitlik 0'dan 9'a kadar. Biz tamam. Yine işte karşılıklı en anlamlı en anlamlı gidiyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken önemli nokta şu. Bizim çağırdığımız modüldeki ya da fonksiyondaki parametreyle modülümüzün, yani buradaki çağırıyoruz diye düşünün. Buradaki modüllerin uzunluğu aynı olmak zorunda. Yani uyumlu olmak durumunda. Uyumlu olmazsa ya kısa kalacaktır ya uzun kalacaktır. O da belki hatalı bir tasarımın nedeni olabilir. Eğer bir farkında olmadan yaparsanız. O yüzden bunun uyumluluğuna dikkat etmeniz lazım. Uyumlu değilse size uyarı mesajı verir ama uyarı mesajları gördünüz. Onlarca belki daha fazla uyarı mesajınız olacak. Bunun arasında gözden kaçırabilirsiniz. O yüzden uyarı mesajlarına dikkat etmek gerekiyor. Evet, burada yine output'umuz 4, 5 bitlik, 5 bitlik dışarı çıkacak. Basitçe ya yazdığımız kod hiç değişmedi farkındaysanız, yine end kapısı için konuşuyorum. Ne yapıyor? A ile B'yi endliyor. 4 bitlik 4 bitlik sinyali endliyor ve C'ye çıkıyor. Şimdi bana bunun nasıl bir end olduğunu söyleyecek arkadaş var mı kısaca? Bitwise logical end mi? Bunun sonucunda kaç bitlik sonuç elde ediyoruz? Ne oluyor? Sınav yapsam demek böyle soru sormam lazım. Herkes bitirdi galiba. Sonuçta 5 bitlik bir değer veriyoruz ve bit by end. Bit by end nasıldı? Bakın. Şunu alalım şimdi. A ile B'nin gözleri teker teker endleniyor. Ve bu sadece kavramsal olarak buraya yazıyorum. Ve sonuçlar C'nin ilgili gözünü atanıyor. Bitwise demek bu şekilde. Yazabilirsin. Evet. Benzer yapıları isterseniz işte structural ya da behavioral olarak da gösterebiliriz bu şekilde. Onlara girmiyorum artık. Burada bunu en mantıklı bir şekilde data flow ile ifade etmek daha kolay. Bunu compile ettiğimiz zaman bakalım çalışıyor mu düzgün bir şekilde, ki internet yüklediğimiz hata olmasın. Burada hata verdi bize. Niye hata verdi? Çünkü biz burada led demişiz. Halbuki bizim değişkenimiz led green. Compile ettik. Hazır bu çalışmışken bir şey daha bakalım. Bu her compile ettiğinizde compilation report diye bir rapor hazırlanıyor. Bu raporda ne kadar kaynak kullandığımızı görüyoruz. Şimdi artık burada birazcık kaynak kullanmaya başladığımız için bakmamızda mana var. Bakın, total logic element demiş. Total combinational functions 5 diye gösteriyor. Register hiç kullanımı yok. İşte 1056 tanesi map edilmiş. RAM bloğu vesaire çarpıcılar, PLL'ler. Bunların kullanımı gösteriyor. Bizde 5 tane var. Niye 5 tane var? Bizim 5 tane girişimizi kullanıyoruz zaten. 5 tane çıkışımızı kullanıyoruz. Pardon, 10 tane girişimizi kullanıyoruz. 5 tane çıkışı kullanıyoruz ve 5 bitlik fonksiyon yapıyoruz. 5 bitlik fonksiyonu zaten 5 tane logic element'te gerçekleştirebiliyor. Şimdilik bunu da gördük. Bunu bir de compile edip yükleyelim. Bunu da göstereyim tekrar. Şimdi eğer projeleri internetten yüklerseniz ve kendinize yüklediğinizde proje
Program faydaları doğru yerde olmayabilir. Bu tip durumda şurada görüyorsunuz zaten. Buradan cümle delete deyip uzak bir şey çıkaracaksınız projeden. Sonra tekrar add file deyip kendi klasöründen seçmeniz lazım ki başarılı olsun. Bu bir kere yüklendikten sonra bunu kaydederseniz bir daha size hatalı gelmeyecektir. Bu proje için doğru gelecektir. Şimdiki kamerayı alalım. Şimdi bakın, bu sefer Bitwise endimiz. Bitwise end ne demek? İkisi de bir olursa çalışıyor. Bizim bütün bitlerimizi kullanıyoruz. Şimdi hepsini sıfırladım. Bütün bitler sönmesi lazım. Sönüyor mu? Hepsi söndü. Birinci bitle beşinci bit. Yanlış sen. Şu yanlışmışım. Birinci bitle beşinci biti yaktım. Birinci switch ile beşincisini açtığım zaman ikisi de yandı. Birinci led yandı. Aynı şekilde ikinci led yandı. Benzer şekilde üçüncü ledleri yakalım. Ve diğerlerini de yakalım. Böylece beş ledimiz de yandı. Bu örneği D0 nanoda yapan arkadaşlar ikişer bit kullansınlar. Yani 0, 1 de 2 ile 3 kullansınlar. O kadar çok çünkü switchleri yok. Evet, bunu böyle bu haliyle hemen internete yükleyelim. Bunun ATL'ine bakalım tabii. ATL eğlenceli. Bakın nasıl? 4-5 tane end kapımız var. Her bir bit ayrı ayrı gidiyor, çarpılıyor. Şöyle üstüne geldiğiniz zaman hangisinden ne geldiğini görüyorsunuz. Bakın B4, A4 gelmiş. A3, B3 gelmiş. Bu şekilde görünebiliyor. Evet. Bu da tamamdır. Şimdilik başka bir yapı. Ya da biraz ara verelim. Ondan sonraki örneklerimize bakalım. Ben bunu yükleyeyim internete. Yüklemedim galiba. Siz bilirsiniz nasıl, yorgun musunuz? Ara vermeyebiliriz. Peki, şöyle yapalım. Herkes elini indirsin, bir oylama yapalım. Ona göre bir karar verelim. Oy şey ara almak isteyenler. Ara vermek istemiyorlar. Diğer arkadaşlar vermek istemeyenler, öyle mi? Şimdi bir dakika. Sadece ara vermek isteyenler oy versinler. Geri kalanı ben el kaldırmasın. Ben de ara vermek istiyorum diyor ama kim ne olduğu karar verin. Ara vermek isteyenler el kaldırsın diyor şu anda. Çok kararsızsınız arkadaşlar. Peki. Ben yoruldum ama bir 5 dakika ara verelim. Sonra devam edelim. Tamam, 5 dakika ara. Ben bu arada şeyi yükleyeyim isteye. Deney 4'ün örnek 4'ün de yükleyelim. Tamam. Şimdi az zaman kaldı. Çok da şey yapmayalım da 5 dakika bir mola verelim. Şöyle yapalım. Şu an saat 21.15. Ben şuraya yazayım. Ekran gözüküyor, dursun mu?
Ekranda gerçi bir şey. Şöyle dursun o zaman. Yapabiliyor musunuz? Genel olarak örnekleri takip edebiliyor musunuz? Bir sıkıntı var mı kafanızda takılan bir şey? Güzel. Tamam. Şimdi... Benim saatim 21.16 gösteriyor. 21 görüyor. Ha, bir arkadaşınız bir şey atmıştı, bir hata mesajı falan. Şöyle bu örnekleri inceleyin. Eğer sıkıntı yaşarsanız bu arada dersten sonra bana mail atın. Ben müsait zamanlarda ulaşmaya çalışırım size. Gerekirse şey TeamViewer'la falan bağlanıp yardımcı olmaya çalışabilirim takıldığınız yere, ama muhtemelen indirdikten sonra problem yaşamayacağınızı tahmin ediyorum. Evet, 5 dakika ara veriyorum. Devam edeceğiz arkadaşlar. Diğer kaynakları derken şeye yükledim PDF'leri. Oradan indirebilirsiniz. FBC Evet arkadaşlar, tekrar başlıyoruz. Şimdilik bu örneğimiz birazcık daha hareketli olsun. Yeni bir klasörü açtım, örnek 5 olarak. Yasin sorduğu şeyi tam anlamadım. Eğer tamam. Örnek 5'ten başlayalım. Şimdi bu sefer şöyle yapacağız. Şöyle yapalım. Güzel. Şimdi arkadaşlar, 5. örneğimizde artık senkron lojik ya da sequential lojiye geçeceğiz.
Bu örnekte ben başka bir şey daha anlatacağım sizlere. Şimdi ekstra paylaşacağım dediğim bir sunum var. Dinamik, onu şey yapacağım. Onu önümüzdeki derste muhtemelen göstereceğim ya da linkini göndereceğim. Siteye de koyabilirim. Onun dışında diğer sunumları koydum zaten. Bakarım eğer yani atladığım bir şey varsa onları da koyarız. Problem değil. Şimdi dönelim konumuza. Yine modülümüz var. Bu sefer iki tane bit sinyalimiz var. Var tipinde, net tipinde. Bir tane count değişkenimiz var. 32 bittik, 0'dan 32'ye kadar. İşte 31'e kadar. Ondan sonra buton 0'ı kullanmışız bu sefer. Buton 0 reset ne diye kullanmışız. Reset not yani. Ondan sonra switch 1'de enable sinyali n diye kullanmışız. Counter'ımızın 31'den 22'ye kadar olan bitlerini LED'e çıkmışız. Sonra counter modülümüzü kullanmışız. Adına CNTR demişiz. Clock sinyalimizi kullanmışız. Clock sinyalimizin adı neymiş? Clock 50'ymiş. Clock 50'yi kullanalım o zaman. Sonra reset ne var? Sonra n var. Sonra count var. Peki. Yine aynı şekilde doğru sıralama yapmışız. Clock, reset ne, n, count. Modülümüzü normal tanımladık. Output tipini rect tipi tanımlamışız counter'ın. Çünkü always bunun içinde değer alacak. Burada bir tane binary counter görüyoruz. Binary counter yapmak için ne yapmamız lazım? Clock sinyalinde her birinde bir adım atacak. Bir tane değer artacak. Eğer clock sinyali yani clocklu devre kullanıyorsak bunu always at post edge clock. Clock olarak kullanmış olduğumuz sinyalin pozitif kenarında veya negatif kenarında nasıl istersek ama genelde pozitif kenarında bu bloğumuz çalışsın istiyorsak bu bloğun çalışmasının anlamına geliyor. Burada or demiş. Aslında şunu daha sonra yapabiliriz ama gelmişken bu kalıp standart bir kalıptır genelde. Flip-flop'lar içinde kullanılır. Ne geç yani reset'in negatif kenarında. Peki bu ne anlama geliyor bakalım. Şimdi bir clock sinyali geçelim. Şöyle göstereyim. Clock 0'dan 1'e geçişi ya da herhangi bir sinyalin geçişine POSH deniyor. POSH clock demiş oldu. Bu anlama geliyor. Benzer şekilde benzer şekilde reset sinyalinin resetliğinin birden sıfıra geçişi ne de ne demiş? Ne deniyor? Ne? Geç. Reset. Ne? Şimdi buradaki ne geç ve poz aslında şunu gösteriyor. Sıfırdan bire mi, birden sıfıra mı geçtiğimi gösteriyor kulon. Yani kulon kenarını duyarlı olduğunu gösteriyor. Et zaten bizim duyarlılık listemizi belirtmek için kullanıyordu. Orada herhangi ikisi, iki tanesinden bir tanesi olabilir. Yani kulon kenarı da bizim için bu döngünün çalışması için yeterli. Veya reset sinyalinin çalışması için yeterli. Şimdi reset'i bırakalım bir kenara, kulağa bakalım basitçe. Eğer clock sinyali pozitif kenardaysa ne yapacak? Reset'e bakacak. Reset sinyali eğer sıfır değilse ne demek sıfır değilse? Birse
Çünkü bu anlama geliyor. Not ne demek? Not diyelim. Eğer not resetlediği zaman reset ne eşit sıfırsa, şöyle yapalım, anlamına gelir. Eğer 1 ise else gelecek. Burası ise reset ne eşittir 1. Burada aslında reverse logic ya da active low logic kullanılıyor. Yani reset sinyali 0 iken aktif oluyor. Aktif low diyeyim. Reset ne? Low. Reset sinyali 0 iken aktif oluyor. 1 iken olmuyor. Yani 1 iken reset değil. 1 iken reset değilse, eğer enable sinyali 1 ise, buraya aynı C'deki gibi illa da enable eşittir, yani C'de de benzer şekilde yazabiliyoruz. 1, B, 1 yazmamıza gerek yok. Zaten bu da o anlama geliyor. Enable ise count'u 1 arttırıyoruz. Değilse count'u arttırmıyoruz. Böylece up, şey böylece count'u durdurabileceğimiz ya da saymayı durdurabileceğimiz, ondan sonra resetleyebileceğimiz bir binary counter yapmış oluyoruz aslında örnekte. Peki binary counter'ımızın geri kalan kısmına bakalım. Negatif reset. Reset negatif ne demekti? Bizim normal durum, normal çalışma modumuz resetin bir şey, reset ne sinyalinin bir olması. Reset değilken bir. Birden sıfıra geçişi resetleme anı anlamına geliyor. Reset tuşuna bastığımız anda birden sıfıra geçecek. Bu da bizim devremizin counter'ın değerini sıfıra getirecek. Şimdi bakın. Burada if'te count'a bir değer veriyoruz. Güzel. Burada enable veriyoruz. Count'a yine bir değer veriyoruz. Else'inde değer vermiyoruz. Ayrıca burada dikkat etmemiz gereken başka bir konu da şu. Zaten burada process clock demişiz. Burada otomatik olarak atama yaptığınız bütün değişkenler register oluyor. Ama latch olmuyorlar. Niye? Clock'a bağlılar çünkü. Latch'ler neydi? Clock'suz saklayıcılarda. Bunlarsa clock'lu saklayıcılarda saklanacak. Register'larda saklanacak yani. Şimdi gelelim 31-22. Nasıl yazıldı? Count değişkenimiz burada var diye tanımlanmıştı. Count burada atanmıştı. Count'un 31 ile 22. bitlerini LED'e atıyoruz. Else atama yapmadık. Çünkü niye? Biz artık zaten sequential devre oluşturmak istiyoruz. Enable'sa else atama enable'sa arttırsın istiyoruz. Enable değilse, count enable değilse saymayı dursun. O noktada kalsın istiyoruz. Sequential devrelerde, sequential devreleri nasıl anlıyoruz? Always at, eğer bir POSH ya da negate gibi bir sinyal varsa bu devre kombinasyonel logic oluşturmaz. Zaten kombinasyonel logic oluşturmayacağı için istediğimiz gibi if'leri else'leri kullanabiliriz iç içe. Ya da demin hani önceki derste anlattığım yapıda nasıldı? Burası şöyleydi. Yıldızdı burada. Şu yoktu. Bu olmadığı zaman bu devre kombinasyonel logic devre oluşturacak. Bu şey ifade. Bu ifadede dediğim gibi kombinasyonel logic devre oluşturacak ama eğer yanlış bir kod yazarsanız bu leş de oluşturabiliyordu. Çünkü leşler clock kullanmıyordu zaten. Eğer bir bu halde yaparsak bu leş oluşturur. Çünkü enable olmadığı zaman count değeri değişmeyecekti. Ama biz şöyle bir şey yaparsak clock'lu bir devre oluşturursak bu sefer zaten register oluşturacak. Clock'lu devreyi burası ifade ediyor, onu söyleyeyim. Clock ifadesini. Neden anlıyoruz clock olduğunu? POSH yazılıyor. Clock yazmak zorunda değil. Bu ABC de olabilirdi yani. Hiç önemli değil bunun clock yazması. Onu biz anlıyoruz. Ama şu POSH ifadesi veya negate ifadesi bize clock olduğunu ifade ediyor. Bundan sonra önemli bir nokta var yalnız. Bir end fazla mı? Yok. Her begin bir end olması lazım. Bence fazla değil. Bakın bu begin hemen aynı hizada end var. Ondan sonra begin alt hizasında end var. Eğer aynı hiza yaparsanız hata yapmazsınız bu begin. Alt hizada end var. Yine buradaki
Bilgine karşılık buradaki ent var. Hepsi aynı hizada, bir sıkıntı yok gibi duruyor. Peki. Şimdilik bunu yaptık. Reset'i anladık sanıyorum. Yalnız bunda bir kural var. Eğer bu şurada belirtmiş olduğunuz sinyalleri ancak en üst seviyede kullanabiliyorsunuz. Eğer böyle if yaparsanız. Yani if'in içinde bir daha şuralarda bir yerlerde kullanmaya kalkarsanız size uyarı verecektir, hata verecektir. Eğer çünkü bu reset sinyalimiz, reset sinyalimiz kesinlikle başta bir kontrol edilecek. Eğer resetse resetleyeceğiz. Evet. Şimdi bu yapıyı herhalde çok da fazla karışık gözükmüyor. Anladığımız sayı sanıyorum. Şimdi bir şey soracağım. Bu bizim kulağımız 50 MHz. Benim arkadaşım sordu. Count niye 31'den 22'ye böyle bir nasıl kullanabiliyoruz diye. Böyle bir atama yapabiliyoruz. Bunda bir sıkıntımız yok. Count niye? Count burada bir değişkenimiz. Buradaki count nereye bağlı? Bizim counter'ımızın çıkışına bağlı. Peki eğer biz bunu şöyle yapsaydık, herhangi bir arkadaşımız bunu gözle görebilir miydi? Şöyle yapsaydık. Bizim 10 tane LED'imiz var. Fikri olan var mı? Kulağımız 50 MHz. Biraz. Yani 50 MHz'e sayardı. 0. bit 50 MHz'e sayılıyor. Sayar. Pardon. 0. bit 25 MHz'e yanıp sönerdi. İşte diğeri biraz daha küçük, biraz daha küçük, biraz daha küçük ama sonuç olarak 1000 katı küçük de olsa yine saniyede 50 milyon defa yerine 50 bin defa olacağı için yine 9. biti görme şansınız yoktu. Ama işte 31-22 yaptığımız zaman artık gözle görünebilecek bir hıza gelecek. Çok daha yavaş sayacak. 31'e geldiği zaman hele 25. 26. bitti yaklaşık saniyede bir yanıp sönmeye başlayacağı için. Counter'ı 0.31 tanımladık. Güzel. Niye öyle tanımladık? Çünkü bütün hepsine ihtiyacımız var. Bir şekilde aktaracağız bunları buraya. Güzel bir soru. Blok frekansını azaltsak olmaz mı? Olur. Onu da yapacağız ama belli bir yere kadar azaltabileceksiniz. Herhalde bir şekilde frekansını daha sonrasında yapmamız gereken devre olacak. Ben size alternatifleri anlatacağım zaten ama içinde clock sentez şey frekans sentezleyici bloklar var, PLL gibi. Bunları kullanarak biraz azaltacağız frekansları. Bir de farklı frekanslar jenerate etmeye de göreceğiz. Ama bu yine de bize işte atıyorum 50 Hz'de bir sinyal oluşturmayacak. Ya da işte 20 Hz'de bir sinyal oluşturmayacak ki bizim gözle görmemiz için 25 saniyede 25 kareden fazla göremiyoruz kabaca. Yok. Onun gibi yapamıyoruz ama farklı teknikler var. Onları göreceğiz yavaşlatmak için. Mesela bir teknik bu aslında. Basitçe. Daha üst seviyedeki işte sayıp daha üst seviyedeki bitlerden kullanmak. Burada da yaptığımız aslında counter 32 bit sayıyor ama biz 32 bitin işte 22'den sonrası mesela kaydalmışız. Peki bunu canlı olarak görelim bakalım. Bir çalıştıralım önce. Bir çalışıyor mu düzgün bir şekilde? Çalışıyorsa ben internete de koyayım. İsterseniz siz de dinleyin. Mesela bir hata verdi. Güzel. Bakın güzel bir hata. Bu hata çok önemli. Şimdi burada iki tane hatamız var birincisi. Bir hatamız bu devreye artık bir şey eklememiz lazım. Dikkat etmemiz gereken şey. Buraya yeni deyip bir tane Synopsys Design File artık kulak kullandığımız için bundan eklememiz lazım. Bunun içeriği ne olacak diye sorarsanız ben size şuradan bir copy paste yapayım. Bunun içeriği buna benzeyen bir şey olacak. Niye? Burada basitçe bir clock oluşturuyoruz. 20 nanosaniye periyodu olan yani 50 MHz'de clock 50 sinyalini düzelten. Eğer kendi board'unuzda bu clock 50 değil başka bir şeyse tasarımınızda şuradaki sinyal onu değiştirmeniz de gerekir. Onu söyleyeyim. Ondan sonra drive PLL clock dediği zaman işte PLL kullanmıyoruz ama kullandığımız zaman önemli olacak. PLL'lerin oluşturduğu clockların frekanslarını kendisi şey yapacak.
ansonant dediğimiz zaman FPGA'nın içindeki clock devrelerinin belirsizliğini kendisi hesaplıyor otomatik olarak. Bunu oluşturuyor. Bunu yazdığımız zaman bize bir SDC dosyası oluşturuyor ve bunu oluşturmamız lazım. Bunu save as deyip tercihen yani projede aynı isim vermekte yarar var. Yani tab modülde D0 tab SDC değil. Zaten proje de ekliyor bunu otomatik olarak. Bunu yaptığımız zaman bu hata kalkmış olacak. Güzel. Peki başka bir hatamız daha var. Ve bize uyarı vermedi. Daha doğrusu hata vermedi. Bir hataları düzeltelim. Ondan sonra size göndereceğim. Şimdi bakın. Burada bir böyle önemsiz bir hata gibi duran bir hata var. Timpness net warning diye bir hata veriyor. Created Timpness net for let. Önemli bir hata çünkü assign net diyoruz ve buna değer atıyoruz. Ancak bizim let değiştirdiğimiz aslında let g. Bize error vermiyor, warning veriyor. Warning veriyor ama yapmış olduğumuz devre doğru çalışmayacak ya da en azından sayıcı görmeyeceğiz. Niye? Kendisi siz eğer bir değişken tanımlamazsanız yani daha doğrusu değişkeni tanımlamadan kullanırsanız ya da hatalı bir adla kullanırsanız maalesef size hata diye uyarmıyor. Ve onun sizin adınıza sanki şöyle bir şey yapıyor. Bunun bu sol taraftaki assignment'a da bakmıyor. Default olarak böyle bir led tanımlanmış gibi varsayıyor. Şimdi bir yine problem. Bunu başka bir yerde kullanmış olsak yine wire'ı assign edildikten sonra şurada bir yerde kullanmış olsak diyelim atıyorum başka bir modülün içinde kullandık. Biz ne bekliyoruz burada? 10 bitlik bir değişken bekliyoruz değil mi? Ama bu bir bitlik tanımlıyor. O yüzden yine problem yaşama ihtimalimiz var. Burada sadece çıkışı görmüyoruz. Öbür türlü mesela bu sinyali biz while gibi bir sinyal diye tanımladık diye kullandığımızı düşünürsek yine hata düşecektik. O yüzden bu hatalara dikkat etmek gerekiyor. Yani şuradaki hata mesajlarını veya kodumuza. Bunu kaydediyorum. Şunu da atalım. Etkin yaptık. Tekrar bir çalıştırdım. Çalıştığını görelim. Ondan sonra size yükleyelim bakalım. Peki. Aldım. Efe'nin eski kursörü gösteriyor. Kaldırdım çünkü yeni projeyi açmıştım. Ekledim. Start dedim. Yükledim. Şimdiki. Şöyle yapalım. Jet hızıyla geçiyorum derken hani anlaşılmayacak kadar hızlı mı yapıyorum yoksa aynı şeyleri tekrar tekrar yaparken zaman kaybetmeyelim diye biraz yapıyorum. Peki. Şimdi bakın. LED'lerin yanıp sönmesini görüyorsunuz sanırım. Biraz parlak gözüküyor gerçi ama. Belki ayarlayabiliriz. Evet. Daha iyi. Evet gördüğünüz gibi en düşük anlamda bitimiz neydi? 22. pin buna karşılık geliyor. İşte 23, 24, 25, 26. 26'ya bakarsanız yaklaşık 1 saniye yanıyor, 1 saniye sönüyor. Yaklaşık olarak.
Peki bu örneği şöyle yapalım. Birazcık aralarını küçültelim. Diyelim ki hem de şeyde de gerçi onda da çok sayıda var ama önemli değil. 4 ile 0 arası olsun. 5 bittik bir 5 bittik olsun. Fark etmez. 5 bittik. 22 ile ne olacak? 27 mi? 5, 6 bit olur. 26. 22, 26 yaptığımız zaman 0, 4 arası. Şu anda görebiliyor musunuz? Counter şey mi? Seven segment display'leri mi? Yapacağız. Onu da yapacağız ama bugün yetişmeyecek muhtemelen. Aslında yetiştirebiliriz de. Evet, tamam. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Öncelikle 4 bit yapalım. Şimdi 4 bit'e koyduğumuz zaman start compilation diyelim. Ne yaptık? Bu sefer sadece 5 bit, pardon, 5 bit koy eklemiş olduk. 26, 22. Güzel. Ben şurada şöyle bir işlem yapmak istiyorum. Bunu bir çalıştıralım bu arada. Bakalım nasıl çalışıyor. Bakın şimdi 5 bit çalışıyor sadece. Sonra bu 5 bit'e hızlı ve yavaş fonksiyon olarak şeyler. He, bu arada 5 bit çalışıyor. Resetlemeye bakalım. Bizim sıfırımız resetliyordu hatırlarsanız. Basıyoruz, sıfırlanıyor. Bırakınca çalışıyor. Bir de enable fonksiyonumuz vardı. Buydu. Bunu durdurduğum zaman sayaç olduğu yerde duruyor. Görüyor musunuz? En son değerinde kalıyor. Bunlar da çalıştığını gördük. Counter açalım. Size. Peki. Bir multiplexer yapalım. Verilog'da multiplexer nasıl yaparız? Basit bir multiplexer. Şöyle yapalım. İkiye birlik multiplexer nasıl yaparsınız? Aklınızda fikir olan var mı arkadaşlar? Kez yapısı da yapabiliriz. İfelse yapabiliriz. Başka? Tek satır. Evet, çok güzel. Tek satırda nasıl yapacağız? Bakın switch bir ben. İsterse he, bu arada hiç kimse sormuyor bana. Bu tuşlar basılıdayken niye bir veriyor? Resetlemiyor. Butonlar, şeyin üzerindeki butonlar D0 ve muhtemelen diğerlerinde de basılı değilken bir sinyali veriyor. Basılıyken sıfır sinyali, yani sıfır okunuyor girişleri. O yüzden biz onu direkt reset olarak kullanabiliyoruz. Peki nasıl yapacağız? İstersek şöyle yapalım. Bunu buton yapalım. Butonu göstermek daha kolay. Bunu da buton 1 olarak yapalım. Butona bastığımız zaman, buton 1'e bastığımız zaman yavaş ya da hızlı basmasını, hızlı sarmasını yapalım. Şimdi bizim hatırlar mısınız? Bir tane şöyle bir soru işareti şeyimiz vardı. Conditional tamam. Eğer selection değeri sıfırsa, birse bu hızlı sayacak. Sıfırsa nasıl saysın? Yavaş saysın. 26'dan
Hatta daha hızlı saydıralım birazcık onu. 25, 21 yapalım. Bunu 26, 30 yapalım. Peki. Böyle yaptığımız zaman ne olacak şimdi? Tek bir şeyde bir multiplexerimiz oluştu. Nasıl multiplexer oldu? Selection'a bakıyor. Eğer select sinyali 1 ise count veriyor. 1 ne demek? Ben şöyle söyleyeyim. Basılıyken bir şey basılıyken 0 veriyor bunlar. Normal pozisyondayken 1 veriyorlar. Bu sayede biz bunu zaten reset olarak kullanıyoruz. Aynı şekilde bunun için de geçerli. Bu arada bu haliyle artık şey de yapayım, internete koyayım. Siz oradan indirebilin. Hem D0 tapı hem de D0 STC'yi koyuyorum. Tamam, yükledim. Şu anda refresh edip indirebilirsiniz. Yine aynı adres. Diğerini de. Peki, şimdiki ne oldu? Bakalım mı devremiz ne yaptı? Nasıl bir devremiz oldu? Bakın multiplexer'ımız var. Ne var? Count'un iki tane bölümü var. Bizim bir tane switch'imizin, şey butonumuzun bir tanesi buraya gelmiş. Bakın şunun üstüne geldiğim zaman şuradan gözüküyor. Onun için de pek ama buton 2. Pardon 2. Bir multiplexer oluştu. Bir tane counter'ımız var. Burada yapmak istediğimiz multiplexer'ı ikiye birlik multiplexer'ı oluşturmuş olduk. Tekrar yüklediğimizde bakın şimdi çok hızlı sayıyor şu anda görüyorsunuz. Tahmin ediyorum. Peki bunu yavaşlatmak için ne yapacağım? Şu tuşa bastığım zaman artık yavaş sayacak. Bakın şimdi daha yavaş sayıyor. Saniyede bir. Bıraktığım zaman hızlı sayıyor. Bastığım zaman yavaş sayıyor. Aynı şekilde durdurduğum zaman duruyor. Bıraktığım zaman sayıyor. Madem arkadaşlar merak ettiler, bu sayacı segmentlerde gösterebilir miyiz? Gösteririz tabi. Sıvı segmente göstermemiz için yalnız bir işlem yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Sıvı segmente direkt atarsak size gösterir mi? Şimdi bakın, burada burada segmentlerini görüyorsunuz. Bir tane de hex pointer var. Bizim değişkenlerimiz de zaten işte hex 0 diye geçiyor. Ne var? Hex 0 D point, hex 0 D. Hex 0'ın D'nin pinleri bunları ifade ediyor. 7 segmente bizim sayıları düzgün gösterebilmemiz için bir decoding işlemine ihtiyacımız var. Decoding işlemini veri nokta yapmak oldukça kolay. Ama tabii şimdi çok fazla zamanımız kalmadı. Ben hazır olarak koyacağım. Siz onu inceleme imkanınız olacak böylece. Bir dahaki derslerde bu da örneklerimiz arasında gelmiş olur. Şöyle yapalım. Hem de bir örnek olmuş olur. Şimdi ben daha önce hazırlanmış 7 segment örneğini alayım. Yapıştıralım. Şimdi arkadaşlar bu arada bir projede tek bir tane veri log dosyası olmak zorunda değil. Alt modülleri ayrı dosyalara da koyabiliriz istersek. Ama bugünkü örnek için
Şuradaki örneği şöyle yapalım. İstersek bu modülün altına devam edebildiğimiz gibi başka yere de gidebiliriz. Burada bir seven segment lookup table yapmışız. Ne yapıyor bu? Bir tane gidişimiz var, 4 bitlik ve bir tane çıkışımız var. 6 bitlik çıkışımız var. 6 bitlik çıkış neyi ifade ediyor? Pardon, 7 bitlik çıkışımız var. 7 bitlik çıkış bizim 7 segmentimizin segmentlerini ifade ediyor. Sırayla burada işaretlenmiş. Her bir bit, mesela eğer giriş input digit 1 ise ne yapacak? İşte şu 1 olanlar sönük olacak. Bu arada ters çalışıyor yine dediğim gibi active low mantığında. 1 olan, 0 olanlar yanacak. Buna göre bir encoding hazırlanmış burada. Aslında bunu size örnek olarak da verebilirim ama artık gösterdiğim için bir manası yok. Şey, ödev olarak. Gerçi herkese de hani D0 kiti yok. Diğer arkadaşlar da 7 segment yok. Buna göre 16 değişik olasılık olma ihtimali var. 16 değişik olasılık içinde kodlama yapılıyor. Aslında bu yapı decoder yapısı. Ama 7 segment decoder. Burada evet mantığa göre eğer bir yanması için 1 2 yanacak. Geri kalan hepsi sönecek. Bu şekilde bir yanmış olacak. 2 yapmak istiyorsak hangileri yanmayacakmış? 0 yanacak. 1 yanacak. Sonra 2 yanmayacak. 3 ile 4 yanacak. 3 ile 4 yanacak. Sonra bir de 6 yanacak. Şeyi yükledim. Proje 6 değil bu. Bu proje 5 hala da. Bunların hepsini dersen sonra bir şey yükleyeceğim. 5 6 bugün 5 tane örnek yaptık. 5 de yükleyeceğim. Şimdi bunu şey ekleyeceğim. Bu projeye bunu da ekleyeceğiz. Hızlı ve yavaş sayacak. Gerçi hızlı sayınca bayağı bir hızlı sayacak. Yalnız burada bir ufak değişiklik yapacağım. 4 bite çevireceğim artık bunu. Bunu 22 yapalım tekrar. Hadi evet 22 yapalım. Bunu da 25, bunu da 29 yapalım. 7 segment loop dedik. Ne vardı? Input'umuz var, output'umuz var. Input'umuz ne olsun? Şöyle yapalım. Veya while diyelim. Digit diyelim. Digitimiz 4 3 0 olsun. Çünkü aynı iki sinyalle aynı şeyden söyleyeceğiz. Buraya. Bunu digit dedik. Çıkışımızı ne yapalım? Direkt kullanalım. Hızlı olsun. Böyle yazabiliriz. Zarar yok. Hex'e bağlayalım. Buna da bir ad verelim. S0. Şimdi bu şekilde yaptığımızda sadece 0 numaralı 7 segment sayacak otomatik olarak. Diğerleri saymayacak. Bu yaparken ben bu arada örneği de yükleyeyim. Bittikten sonra yapmamız lazım. Compile oldu. 5. proje yüklemiştim. Bir tek şey yok. 7 segmentler yok. İndirebilirsiniz. 7 segment halinde eğitimden sonra yükleyeceğim. Yok, Muxus'unu yüklemedim. Onları şimdi yükleyeceğim daha doğrusu eğitimden sonra. Şimdilik bunu tekrar çalıştığımızda bakalım kamerada ne görüyoruz. Bakın bu da şu anda hızlı bir şekilde sayıyor. Bayağı hızlı geçiyor. Yavaşlattığım zaman bu sefer artık göze görülebilecek hızı yani sizin daha doğrusu takip edebileceğiniz bir hızlı oluyor. A, B, C, D, E diye. Bakalım doğru mu? Bu arada FFF mesela 0, 1,
Gördüğünüz gibi hem sağdaki ledler binary olarak gösterirken solda da decode edilmiş sistem sekmende çıktığı görebiliyoruz. Evet. Segment'i biraz hızlı anlattım ama tekrar önümüzdeki dersin başında döneriz gerekiyorsa. Bu da decoder örneği olmuş oldu. Bu da yine bir case'imiz var. Input digit denmiş. Mesela bunu böyle yazmak yerine yıldızda yazabilirdik aslında. Bu da aynı anlama geliyor. Evet, son sorularınızı alayım. Sonra oturumu kapatacağım. Örnekleri de bu akşam olmasa bile yarın en geç şeye yüklerim, siteye yüklerim. Clock tanımlama, bakın şimdi şu clock sinyalimiz zaten. Burada özel durum şu sadece. Clock normal diğer sinyaller gibi giriyor. Hiç fark yok. Yani girişken ama kullanış şekli biraz özel. Always bloklarında at deyip POSH'ten sonra kullanılıyor ya da NEGEŞ'ten sonra kullanılıyor. Bunun hangisinin clock, hangisinin reset sinyali olduğunu Verilog anlayabiliyor. Yani compiler anlıyor. Yazı şeklinizden belli oluyor zaten burada. Şurada kullanılmışsa if'te kullanılan sinyal reset sinyalidir. Çünkü clock öyle kullanılmaz. Ha, sunup ondan bahsedeceğim. Şuradaki bu yapıdan bahsedeceğim. Bunu sadece şimdi bilin yeter. Yani böyle yazın yeterli. Ben zaten projeyi yükleyeceğim internete. Hazır olarak kullanın. Daha sonra Time Quest, Time Analyzer'a detayına gireceğiz birazcık. Şey yapacaksınız orada nasıl oluşturduğumuzu da göreceksiniz onu. Evet. Ben herkese teşekkür ederim. Umarım anlaşılmıştır. Dediğim gibi yarın inşallah hepsini koyarım şeylerin. Örnek dokümantasyondan bahsettiğim şey vardı. Bir tane eğitim vardı animasyonlu. Herhalde onu kastediyor arkadaşlar. Onu da belki üstünden geçeriz önümüzdeki ders. Olmadı ama linkini gönderirim ben size. İleride indirebileceğinizi. Güzel bir şey. Uygulama. Hepinize teşekkür ederim. Bugün bayağı bir örnek yaptık. 5 tane falan. Umarım faydalı olmuştur. Peki, tekrar iyi akşamlar arkadaşlar. Hata alanlar dediğim gibi bana şey yaparlarsa daha sonra bir mail atın TeamViewer'a ama bugün değil artık. Ya da projeyi rarlayıp bana gönderin, sıkıştırıp maille. Ben bakayım ne hatası var diye. Öyle yapabiliriz. Daha kolay olacaktır. Peki herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Cuma günü saat 7'de.